söyledim mi? Doğruyu söyle. Evet, biz kredi çektik. O krediyi ödeyeceksin bir. Çocuklarımdan beni mağdur ettin. İki, üçüncü senden kurtulmak istiyorum. Ona kaçtığım için çok pişmanım. Türkiye Büşra ile Polat'ı izledi. Ben senin için söylemedim. Her zaman seninle beraber, çocukları seninle beraber alıp evine getir. O çocuklar şu an annesiz. Gerçekler ne? Cevap bana bak altından pişkin pişkin gülme. Beni çıldırtıyorsun Polat sen şu an. Kim doğruyu söylüyor? Sen evden neden gittin? Beni bıçakla tehdit ettin ya ben sana. Ya ben seni bıçakla tehdit etmedim. Ben seni çok seviyorum. Polat'ın barışalım çağrısına Büşra ne cevap verecek? Kurulu düzenimiz orada bekliyor. Hmm. Buyursun tekrar evine gelsin. Sorun bakayım cebinde 5 kuruş parası var. Onu insanların gerçek yüzünü ne zaman görürsün biliyor musun? Ayrılık arifesinde. Büyük yüzleşmede herkesi şok edecek büyük gelişme. Evden kaçışı tam 4 oldu. Seni istemeyeni sen niye istiyorsun? Seni istemiyorum demiyordu ki. Gülüm yapma etme ya. Bak ben sana gelmişim. Ben buna dışarıda hiçbir yatarım hiçbir gerekirse. Polat'a yine dönme. Gel hafta. Kocana sarıl gülüm. Kurban olurum sana. Ben de seni gerçekten sevdiğim için sana geldim. Bak ben... Şimdi Esra Erol'da. Hatun 5 aydır kayıptı. Ailesiyle buluşturmuştuk. Benim hatundan tek şartım bu Kübra ve Süleyman denilen kişilerden uzak durma. O Süleyman dediğin adam senin sandığın gibi bir adam değil. Kadın avcısı o. Yok öyle bir şey yok Esra Hanım. İftira hayır, onlardan. Hayır. Kübra telefon hakkında. Bunlar var ya bu Mahir ablam var ya bu sadece evin peşinde. Siz neyin peşindesiniz peki? Ben bir şeyin peşinde değilim. Ben sana sahip çıkarım ablacığım gel benimle kal dedim. Hatun'a neden sahip çıktım dedi. Gerçek amacı neydi? Onu nerede işe sokacaktı? Arabalarda kalmışsınız. Sen, Süleyman, Hatun. Mecbur kaldım ablacığım ne yapacaksın? Bu insanların senden bir menfaati var. Evi yoktu. Bizi öyle şey yaptı. İşte ya, Süleyman Bey. Yani o... Kendi karısı diyor ki ailesini kandıran, insanlara kötülük yapan adamın tekidir diyor. Sen niye bey diyorsun buna? Ya. Süleyman'ın tek bir amacı var kardeşim. Seni ağına düşürler. Hatun'un Kübra ile ilgili sakladığı büyük sır ne? Hatun'un ailesinin öfkesinin hedefinde olan Kübra canlı yayında. Bebeği kucağından aldı, sokağa atıldı. O Esra Erol'a sığındı. Ben 4 aydır bebeğimi göremiyorum. Çocuk bizim, senin değil. Bizim çocuğumuz. Senden anne olmaz, senden eşi olmaz. Sürekli aynı bunları diyorlar. Oğlumu istiyorum Esra Hanım. Ne olursunuz yardım edin. Hemen Antalya'ya gidiyoruz. Özkan karşımızda olacak. Bir son dakika gelişmemiz var bu konuda. Kayınvalidenin kucağında bebek ve içeri giriyorlar. Evet, bebeğe geldim. Aylar sonra bebeğimi kapışacağım. Anlatamıyorum, tarif edemiyorum. Bugün büyük gün. Bugün hesaplaşma vakti. Ayça ile kocası Batuhan ilk kez karşı karşıya gelecek. Neden yaptın? Kendisinden 41 yaş küçük Nesrin'le evlendi. Başına gelmeyen kalmadı. Ben 70 yaşında Almanya'da yaşayan bir gurbetçiyim. Ayşe Cödel adında bir bayanla tanıştım. Kızı Nesrin Cödel ile tanıştırdı. Nesrin Hanım dedi ki bana formalite icabı evlen, Almanya'ya götür beni. Aramızda hiçbir şey olmayacak ve nikah kıydık. Bana üst üste altın aldırdılar, ev aldırdılar. Yani çok mağdur durumdayım şu anda. Almanya'da evimin kirasını verecek durumda değilim. Nesrin'in annesi Ayşe Cödel, babası Atıf Cödel de bu işin içinde. Cödel ailesi resmen bir emekli peşine düşmüş bir şebeke. Ve bunlarla yüzleşmek istiyorum. 70 yaşındaki Necat amcanın yaşadıklarına inanamayacaksınız. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Siz bizim sesimiz oluyorsunuz. Nefes aldıkça umut hep var. Benim çocuğumu kurtar. Kızımızı bulduk sevgili seyirciler. İyi ki bizim gibi insanlara ayakta tutuyoruz. Erkeklere de kadınlara da yardımcı olun. Allah razı olsun. Yeniden doğduk. Sizin sayesinde. Her türlü sorunuzda ben buradayım. Yalnız değilsiniz. Zaten aşklar hep yalan dolan. Sonu hep sızı hüsran. Geriye kalan ardından yalnızlık olsa da sana değer. Zaten aşklar hep yalan dolan. Sonu hep sızı hüsran. Geriye kalan ardından yalnızlık olsa da sana değer. Hoş geldiniz. ATV ekranlarından herkese sevgiler, selamlar, iyi haftalar olsun. Ekranları başında
Bizlerle buluşan kıymetli seyircilerimize sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Aynı zamanda stüdyoda bulunan tüm seyircilerimize de hoş geldiniz. Keyifli, güzel bir hafta olsun. Yeni gelen konuklarımız var galiba. Değil mi? Nereden geldiniz? Antalya. Antalya'dan. Kimdi? Ben. Hep beraber misiniz? Evet. Yok, ben geldim. Beyefendi sizle bağlı mı? Kardeşim getirdi beni buraya. Kardeşiniz getirdi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, mikrofon çok, sizde. Çok güzelmişsiniz gerçekten. Televizyondan daha çok güzel gözüküyorsunuz. Ay sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi çok severek izliyoruz. Hülya Hanım, sizi de çok seviyorum. Ne diyeceğim bilmiyorum. Buradan anneme babama selam söylüyorum, eşime, kızıma. Herkese selam söylüyorum. Çok mutlu oldum. Çok değişik bir yer burası ya. Çok güzel. Ben de şöyle bir alıcı gözle bakayım. Biz de artık bir süre sonra alışkanlık oluyor. Yani televizyon, her gün televizyondan seyrediyoruz ya. Evet. Yani burası çok farklı geldi. Çok güzel geldi. Siz çok güzel geldiniz. Şimdi ne kadar da olsa, hani o arada ben o bazen o ekrana inanmıyorum ama o arada bir ekran var. Evet. Şimdi artık daha böyle birbirimize dokunsak. Çok yakınsınız mesela. Çok yakınız. Size, evet. Her gün programı izliyorsunuz. Evet. Daimi seyircilerden. Çalışıyorum, iş yerimde televizyonum var. Oradan her gün 4:20 geçe siz yani kesintisiz izliyoruz. Patron bir şey demiyor mu? Yok, ben kendi iş yerim. Ha güzel. Ne iş yapıyorsunuz? Kantin işletmecisiyim ben. Ay çok güzel, çocuklarımızla. Okullar tatil olunca kardeşim getirdi beni buraya. Doğru, şimdi bir ara tatil evet. dönemi var. Çocuklar evet. evde. Siz de o tatili fırsat bilip solo İstanbul'da Esra Erol Stüdyosu'nda aldı. Antalya'da izleyen tüm seyircilerimize sizin vesilenize de sevgiler gönderelim. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza ben sağlık. Ben teşekkür ederim. Bu ara bu ara tatilde de öğrencilerimiz evdeler biliyorsunuz. Herhalde çocuklar bol bol kitap. Okuyacaksınız. Tabii ki böyle kafa dinleyin. Birazcık böyle istediğiniz şeyleri yapın. Eminim hepiniz tablette bir şeyleri oynamaktan, bilgisayar oyunlarından çok keyif alıyorsunuz. Bir, yaşınız uygun oyunlar seçin. İki, o oyun sürelerini çok fazla uzatmayın. Çünkü bir süre sonra sizi eğlendirmekten ziyade daha çok beyninizi boşaltıyor. Bunu da söyleyeyim dedim bir anne olarak. Çünkü bu cümlelerin hepsini inanın sabah robot gibi çocuklara söylüyorum. Ben böyle saat ayarlaması yaptım. Belli bir saat diliminde kullanabiliyorlar. Onun dışında asla şifre bende. Baba bile bilmiyor. Gerçekten. Kısıtladım. Giremeyecekleri sayfaları kısıtladım. Size de tavsiye ederim. Yani o uygulamaları yaş grubuna göre kısıtlayabilirsiniz. Ekran süresi verebilirsiniz. Çok önemli bir şey. Yani bir saat ya da iki saat o sizin tamamen yaş tercihinize göre. Bu gibi kısıtlamalar ve sınırlamalarla en azından bu kontrolü elinizde tutabilirsiniz. Çünkü ben de sizin gibi bir ebeveyn olarak aynı dertlerden, aynı sıkıntılardan muzdarip olduğum zamanlar oluyor ama önlemleri alacağız. Çocukları o ekran başında başıboş bırakmayacağız. Konuğum Nejat. Nejat. Sağlam, kendisi 70 yaşında ve bir evlilik yapıyor. Ben bu evlilik içerisinde aslında dolandırıldığımı sonradan anladım iddiasında bulunuyor. Neden dolandırıldım diyor çünkü kendisinin yapılmış şikayetleri de var. Evlendiği kişi kendisinden tam 42 yaş küçük. Hikaye enteresan. Şimdi normalde 42 yaş küçük biriyle evlendiğinizde evlendiğiniz kişinin ailesi ne yapar? Karşı çıkar, pençelerini çıkartır, kıyameti kopartır. Anne baba kızlarını bilerek ve isteyerek veriyorlar. Hikaye bundan sonra başlıyor tabii, buyursunlar. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Buyurun. Yayına ilk önce başlamadan önce... Türk halkından özür. Türk halkından özür diliyorum. Hikayeme şöyle başlamak istiyorum. Bunun annesi benim yıllar önce Facebook'tan arkadaş olduğum bir bayanla bunun kardeşi. Beni Facebook'tan tanıyor. Bana arkadaşlık gönderiyor, kabul ediyor. İzine geldiğin zaman diyor, bizi de gel diyor. Evlendiğiniz kişinin annesiyle siz Facebook'tan... Bana arkadaşlık gönderiyor. İlk önce tanışıyoruz. Hı hı. Ondan sonra ben izine geldiğim zaman
burada izine geldiğimi öğreniyor. Facebook'ta da bir ordudan resim falan çektiğim için benim orada olduğumu anlıyor. Abi diyor, geldiğinizde bana hep abi diyorlar. Ben de abi dedikleri için ben saygı duyuyorum yani. Ben de bana küçüklerin abi diyenlere herkese saygı duyuyorum. Herkese de canım kardeşim diyorum. Bu arada evlendiğiniz, siz 70 yaşındasınız. Efendim? Siz 70 yaşındasınız. Şu anda o zaman 67 yaşındaydı. Evlendiniz ki şu an kaç yaşında? Şu anda 30'a girmek üzere. 93 doğumlu, 28 yaşında. 93 doğumlu. 93 doğumlu. Annesi kaç yaşında? Annesi 53 veya 54 bilmiyorum yani. Yani siz aslında evlendiğiniz kişinin dedesi... Dedesi, dedesinden de dedesi. Annesinin de... Daha dedesinden de büyüğüm. Abisi sayılırsınız. Aynen. Buyurun. Ondan sonra beni affedersin evine davet ettiler. Ben izine geldiğim zaman abi gel dedi, tanışalım dedi. Ben dedim sizi niye tanıyayım ben? Sebep ne, kimsiniz? İzmir. Ya hemşeriyiz. Geldik, ben İstanbul'a geldim. Beni Pendik'te görüştük. Bir çay içtik sadece. Evine davet etti. Dedim ki nasipse gelirim dedim. Ondan sonra Ayşe Hanım'dan bahsediyorsunuz. Ayşe Hanım'dan bahsediyorum. Ayşe Hanım annesiyle arkadaşsınız. Evine davet ettiğinde kocası var mıydı ya da sizle o buluştuğunda? Var. Kocası yanında yok. Kocanızdan haberi var mı dedim. Var dedim. Bunlar komple bir mafya. Benim tahminim öyle. Ondan sonra evine davet ettiler beni. Bir akşam yalnızım İstanbul'da. Bir gideyim dedim. Ordulu hemşerim dedim. Yani ben kötü niyetle aklımdan hiçbir şey geçmiyor ya. Gittim ne bileyim iyi muhabbet, sohbet. Sonra dediler ki bana yarın dediler Eminönü'nde buluşalım. Eminönü'nde dediler bir kahve falan içeriz. Çay falan içeriz. Ayşe Hanım bunu söyleyen. Koca bu arada. Koca da burada. Koca her şeye yani razı. Yani Facebook'tan arkadaş olan Ayşe, evet. Sizinle buluşan, tek başına buluşan Ayşe, sizi sonra evine davet edip kocasıyla tanıştıran Ayşe. Hepsi Ayşe. Kızı da o zaman şeyde çalışırmış galiba bir yaşlılar yurdunda. Ben tanımıyorum, bilmiyorum. Hatta olduğunu bile bilmiyorum. Onu da alıp getiriyor. Beni orada bundan tanıştırıyor. Orada bana affedersin bir kahvaltı ısmarlıyorlar. Hatta kahvaltıyı da yemedim. Sonra kahve ısmarladılar bana. Gittik. Kahve içtik. Kahve içerken bilmiyorum ne olduysa. Güldük, sohbet ettik, muhabbet ettik. Bana dedi ki kendisi, beni de Almanya'ya götürmüşsün. Dedim ki ya bak dedim. Nesrin Hanım diyor size. Nesrin Hanım diyor. Ben dedim ki bak seni Almanya'ya nasıl götüreyim dedim. Aramızda dedim dünya kadar yaş farkı var. Ben seni dedim başka türlü Almanya'ya götüremem. Sonra dedim bu sahte evliliğe girer. Ben dedim sen benim kızım yaşındasın. Kızımdan da küçüksün dedim. Efendim yok bir şey olmaz. Annesi de diyor bir şey olmaz ne olur falan filan. Yalvardılar. Durumlarını anlattılar efendim. Borçları olduğunu, kötü durumda olduğunu. Efendim ne bileyim kredi almış, krediyi ödeyemediğini. Ancak beni kurtarırsan sen kurtarırsın. Böylelikle. Neyse inandım ben de bunlara. Ya Esra Hanım. Acıran bir duygum var ya. Herkese acıyorum ben ya. Bu kaçıncı biliyor musun? Bu dördüncü. Ben hayat arkadaşınız olarak mı? Evet. Bu dördüncü. Ben buna hayat arkadaşı diye bakmadım. Kızım olarak baktım ya. Evlendiğimizde ben buna bütün kağıtlarını yaptım. Madem öyle dedim götüreyim. Ama kızım olarak kalırsın. Benim dedim Facebook'ta dünya kadar arkadaşım var. Bu evliliğin asıl amacı neydi? Asıl amacı bunların amacı ne biliyor musun? Hayır hayır. Yani şimdi... Düşünsenize bir 28 yaşında bir kadınla şu an fotoğrafı da ekranda. Evet. Nikah masasına oturuyorsunuz. Evet. Yani o nikahın kıyılmasının asıl amacı nedir? Amacını Almanya'ya götürmek. Nesrin Almanya'ya gitmek isteyen evet. Ve bu anlamda formalite evliliği kullanan biri. Kullanan bir kadın. Evet. Kullanan biri. Ve bu evliliği de yapmasını kim istiyor? Anası babası kendisi. Annesi babası kendisi istiyor. Evet kız kardeşler ama de biliyor. Ama öncesi annesi sizinle arkadaştı. Evet. Peki... Şeyi sorabilir miyim Esra Hanım? Yani şunu merak ediyorum. Şimdi ortada bir şey var. Bir hani formalite var. Ben Almanya'ya gideceğim. Bu nikahı yaparsam siz Alman vatandaşısınız evet, Alman sanırım. Evet Alman vatandaşıyım. Hani bu nikahı yaparsam benim oradaki yaşamım, hayat şartlarım kolaylaşır. Evet aynı. Bu sebeple bu nikah kıyıldı. Evet. Yani onun haricinde bu evlilikten sizin evet. Ya da onun evet. Başka bir beklentisi var mı? Aramızda bir beklenti yoktu ilk önce. Böyle bir şey yoktu. Ne zaman evlilik yapıldı? Ben Almanya'ya bir daha tekrar... Hayır Necat Bey, şimdi ben fotoğraflara da bakıp söylüyorum. Şimdi arkamda da. Evet. Yani biz hani kuru bir nikah kıyalım, nikah dairesine gidelim, imzayı atalım.
Yeter ki işte ne, size nasıl hitap ediyor? Necet abi, Necat dede ne diyor? Necat söylüyor. Necat, yani evet. Necat yeter ki ben oraya bir hani adımımı atayım. Aynen öyle. Ama mesela fotoğraflarda yani bilezikler... Formalite evliliğin ötesinde evliliğin ötesinde birçok şey var. Mesela hani bu bilezikler siz ne, mi taktınız? Anlatacağım. Şimdi bu bilezikleri şöyle yaptılar. Şimdi kağıtları yaptırdım ben hepsini. Hatta 55 bin lira parayı peşin borçlarını verdim. 55 bin lira borçları varmış. İlk önce 25 binden başladı. Birinci yalan 35 bine çıktı. Sonra 55 bine çıktı. 9 bin lira da affedersin şey parası verdik. Almanya'ya gelmesin kurs parası verdim. Efendim kursu da gitmedi. Ben bunları hep sonradan duydum yani. Araştırdım duydum. Ondan sonra altınları da şöyle aldırdılar. Gösteriş olsun. Ayıp olur. Böyle. Böyle ilk önce girdik altına gözü de duymuyor. Bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Görüyorsunuz işte. Aldırdılar bana bunu. Aramızda hiçbir olay geçmedi. Şimdi ben, siz Şubat ayında, 2019 yılında evlendiniz. Bu Kartal herhalde. Evet, Kartal. Kartal'da. Bu nikah kıyıldı. Evet. Siz o gece, hani o nikahtan sonra resmen karı kocasınız. Karı kocayız. Sonrası... Ama aramızda bir şey geçmedi. Konuştuk çünkü önceden. Her şeyi önceden konuştuk. Bana böyle bir, sen hanımın falan böyle bir şey yok aramızda. Sadece konuştuk Almanya'ya gelmesi için. Bu arada bu nikahta kimler var yanınızda? Yanında Nesrin Cödel'in ablası var. Nevin Cödel. Benim küçük kardeşim var. Sedat Sağlam. Hanımı falan gelmişti. Bir de onun kızı gelmişti. Annesi, babası, herkes. Onun kız kardeşleri vardı yani. Başka kimse yoktu. Yoktu. Evet, devam edelim. Anası babası vardı. Sonra haçan nikahı kıydık. Defteri eline aldı. Bundan sonra dedi, emir komuta bende dedi. Hatta öpme bile öpmedim yanaklarından falan. Böyle bir şey yok. Esra Hanım, hiçbir şey yok. Ben yani insanlık yaptım onlara. Yeminle konuşuyorum, insanlık yaptım. Eğer ki yani kötü bir şey düşündüysem Allah burada beni taş etsin dondursun. Düşünmedim ya. O gece tuttular. Yerine. Efendim o kadar bunlar kalktılar, yediler, içtiler. Masayı da donattılar. O gece 1300-1400 lira mı ne bir de para ödettiler bana. Oynadılar, eğlediler. Ben kanka oyun oynayamadım. Anladım dolandırıldığımı ama iş işten geçti. O gece sabahtan ben Almanya'ya dönmem lazımdı Şubat'ın 24'ünde. Almanya'ya döndüm. Aramızda bir şey yok. Ben hakkımda da bir şey yok. Almanya'ya vardıktan sonra aradan bir zaman geçti. Bir hafta, iki hafta. Bunlar telefon üzerine telefon gönderiyorlar. Ne istiyorsunuz diyorum. Bir ev alalım. Ne evi diyorum. Garağın ev almayacak mısın? Ya kardeşim ne evinden bahsediyorsun? Sen kızın Almanya'ya gelsin diyorum. Ondan sonra çalışırsınız. Affedersin alırsınız. Ya sen nasıl bir adamsın diyorlar bana. Adam karısına sahip çıkmaz mı? Ya ne karısı? Siz benimle böyle konuşmadınız ki. İş işten geçtikten sonra defteri elinden aldıktan sonra bu işi ciddiye döktüler. Ne Esra Hanım? Karına bir ev al. Karına bir ev al. Aldınız mı? Önceden bir dakika. Önceden sene bakacağız ya da söz verdiler. Emekli olduğum zaman şimdi biz sene bakacağız. Kızım bakmasa diye Ayşe Cüdel ben bakacağım diye. Yani şimdi benim yalnız olduğumu biliyorlar ya. Bana bakacaklar. Akılları, sözleri böyle. Ben de şimdi yalnız olduğum için tutacak bir dal arıyorum. Almanya'da yaşar, aynı evde yaşarız. Ben sana bakarım. Hem sözünü. Orada bakacak, hem çalışacak. Bana evde... Peki nikahtan sonra dediler ya bir ev al diye. Tamam, karına ev bir al. Ev al. Dinle. Siz bir ev aldınız mı? Aldım. Nereden aldınız? Dinle. Ben bunları... Hatta 15 bin lira önceden birikmiş param vardı. O da gitti. 35 bin euro kredi çektim. 34 bin 500 euroyu bunlara gönderdim. Zaten altın parasıyla mı neyle aldılarsa bir kuruş paralar olmayanlar 150 bin lira para kattık diyorlar hesaba. Eve diyorlar. Ev aldılar Bafra'dan. Bankadan kime gönderdiniz parayı? Nesin Hanım'a? Babasına. Babasına gönderdim. Hesabına direkt. Babasına gönderdim, babasının hesabı var. Çünkü kızının kızının hesabını vermedi. Bilmiyorum. Babası da diyor ki şimdi ben diyor... Bunlar ispatlı şeyler yani sizin ispatlı, Almanya'dan gönderdiğiniz ispatlı. Tüm paralar. Bunu merak ediyorum. Yani siz bu parayı gönderdiniz, o ev alındı. Ev alındıktan sonra sizden başka talepleri oldu mu ailenin? Bitmedi talepleri ki Esra Hanım. Ondan sonra aradan bir zaman geçti, 1000 lira gönder. Ne yapacaksın 1000 lirayı dedim.
Hamileymiş. Hı hı. Benim bir şeyden haberim yok. Hatta arkadaşları da var. Benimle evlenirken dayı arkadaşım varmış. Hı hı. Bunu söylemediler. Yalan konuştukları baştan buradan çıktı orduya. Ondan sonra ne bin lirası ne kürtajı dedim. Çocuğun mu var senin dedim. Hı hı. Anasıyla ne konuştular sonra bir 3-4 dakika bir mesafe geçti. Ondan sonra yok dedi kadın hastalıklarından. Hı hı. Yani beni böyle izah ettiler 1000 lira gönderdim. Peki siz bu evlilik boyunca diyorsunuz ki yani hem ev alındı paralar gönderildi bunların hepsinin maliyeti ortadadır. Evet. Kendisiyle hiç karı koca olmadık. Böyle bir evlilik olmadım. Birliğimiz kurulmadı. 2 sene dinle 2 sene geçti aradan. Kasım ayında geçen 2020... Ne zaman ters düştünüz aileyle? Az dinle, 2020'nin Kasım ayında geldim ben buraya. Kasım ayında dedim ki... Hatta ilk gelişimde hoş geldin, beş geldim. Samimi davrandılar bana karşı. Affedersin. Gel de beni şey etti, ben de şunu şurasından öptüm. Sesimi çıkartmadım. Bir şey de demedim. Oradan kalktık, Bafra'ya gittik ev için. Bafra'ya gittik, gezmeye gittik yani Bafra'ya doğru. Bafra'da işte aramızda bir şey yok. Şimdi annesi, sizi... babası... Anladım, siz hani bazı yerleri anlatıp bazı yerleri ya unutuyorsunuz ya anlatamıyorsunuz da şunu söyleyeyim. Yani karı koca olmadığınız bu ilişkide, aslında formalite yapılan bu evlilikte, bütün ritüellerde bizim gelenekler örneklerimizi anladığım kadarıyla... Evet. Hayata geçirilmiş, hepsi uygulanmış. Evet. Sizin paranız bittiğinde bu ilişki bitti mi? Para bittiğinde zaten kendiliğinden ben Almanya'ya gelmiyorum dedi zaten. Gelmiyorum dedi. Şöyle şimdi, bir şey, hayat bitmeden önce bir şey diyeceğim. Söyleyin. En son şöyle oldu. Ben geçen sene buraya geldiğimde bu iş olmadan önce dedim ya Fatih'e gittik geri geldik. Annelerinin yanına gittik geri geldik. Ondan sonra evde bana bir tuzak kurdular bunlar. Ne tuzağı? Şöyle bir tuzak. Anlatayım iyi dinleyin. Ben dedim ki bunlara bir mesaj geldi benden. Bana bir mesaj geldi. Kimden geldi? Teyzesinden geldi. Nesrin teyzesinden mesaj. Ne mesaj yazıyor geldi. Mesajda? Yani içeriğinde. Mesajda diyor ki bana bak diyor aklın başına al. Bunlar diyor ben duyduğum yani bu konuşurken birisiyle konuşurken duymuş. Duyduklarını da bana... Mesaj olarak yazdı. Bunlar da seni soyuyorlar. Haberin olsun aklın başına al. Nesrin kendi özbeöz teyzesi evet. Sizi uyarmak üzerine bir uyarmak. Mesaj bu da, gönderiyor. Bu da benim yıllar önce Facebook'tan arkadaşım beni sildirdiler. O ilk olarak Necat beni evlendiği ne gece... Necat Facebook'muş aynı aileye denk gelmişsiniz. Dinle yemin dinle. Yani. Yok beni sildirdiler. O kadını sildirdiler. O kadınla kontağım yok. Ama teyzesi sana Necat aklını başına al sen ilk değilsin. Değil evet. Senin gibi çok insan var seni mağdur ediyorlar. Ediyorlar. Dediler. Aynen. Siz bu kişilerden şikayetçi oldunuz olmuşsunuz. Örgütlü şekilde dolandırıcılık şikayetinde bulunmuş evet. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na. Evet. Hatta bu Temmuz ayında. Şimdi kayınpederiniz telefon attığında Necat Bey. Vallahi olsun benim için fark etmez. Şimdi yalan konuşuyor. Baktığınızda resmi bir evlilik olduğu için. Yalan konuşuyorlar. Nesin Hanım'ın babası evet. Kendisinin kayınpederi oluyor. Atıf Bey hoş geldiniz. Sağ ol Esra abla nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Damadınız burada. Ne damadı etmeyin gözünü seveyim ya. Şimdi Esra Hanım, şimdi bak bütün... Bir dakikanızı isteyeceğim. Telefonda sanırım çok oynuyorsunuz. Sabit durun, benimle telefondan konuşun. Hayır ben telefonla konuşuyorum, oynamıyorum. Cep telefonla konuşuyorum şu anda. Ha, yok yok, cep telefondan konuşun derken hoparlörden konuşmayın anlamında söyledim. Hayır ben hayır, hoparlörden konuşmuyorum. Hoparlörler kapalı. Ben çalışıyorum şu anda, inşaattayım zaten abla. Peki, şimdi kızınız 28 yaşında. Damadınız 70 yaşında. Atıf evet, Bey. Evet dinliyorum. Bu evliliğe karşı çıkan bir baba mısınız? Bu evliliği onaylayan ve destekleyen bir baba mısınız? Şimdi abla biz bu evliliği bunlar kızımla ikizi istediler. Kızımla ikizi istediler. Bunlar evlendiler. Yalan konuşuyor. Kızımla ilişkim yok diyor ya. Yalan nasıl konuşuyor. Nasıl tanıştılar? Kızınızla abla, nerede nasıl tanışmışlar? Abla bunlar Facebook'ta tanıştılar. Tamam mı? Tanıştılar yalan. Geldi Türkiye'ye. Bunlar resmi nikah oldu. Bunlar evlendiler. Yalan bu konuşuyor. Nikah sizin sizden yalan gizli bir şekilde mi yapıldı? Hayır gizli şekilde yapılmadı. Hepimiz nikahtaydık. Hepimiz. Buyurun anlatın lütfen. Gizli yapılmadı. Bu
evlendi. Bu tek kelime söyleyeceğim ben. Yalnız burayı bipleyin söyleyeceğim bir kelime. Bu çok önemli. Devam edin. Şimdi benim kızıma dedi ki benim çocuğum oluyor dedi. Benim kızım bunu doktora götürdü. Benim çocuğu olmuyormuş. Benim kızıma benim yanımda ne söyledi? Telefon. Olan yeri açıklayayım. Kızınız Nejat Bey ile yapmış olduğu evlilikte bu ilişkiden bir çocuk sahibi olmak istedi. Yalan. Benim kızım dedi ki benim dedi bir çocuğum olsun yaşım geçiyor dedi. Bu da tamam dedi ama peki, bunu benim kızım. Peki dedesi yaşındaki evet. Şimdi siz de erkeksiniz. Kızınız evet. Necat Bey yani ilişki bak hani formalite değil ha. Nasıl yalan hani, konuşuyor gelecek ya. Üzerine kurulmuş. Formalite bir evlilik değil. Bu gerçek bir evlilik miydi? Bunun kızı şikayet etti konsolosluktan babasına. Abiciğim bu evlilik gerçek bir evlilik miydi? Gerçek içten sevginin olduğu bir evlilik miydi? Tekrar bağlasınlar çok önemli. Hanımefendi sizden yalan konuşuyor. Çocuk sahibi olmak şimdi istemiş. Şimdi şöyle bir şey çocuk sahibi olmak istedi ben dedim ve bak. Ve siz ona çocuk sahibi olamayacağınızı gizlemişsiniz. Kaç nasıl? Çocuğunuz var Necat Bey? Ya benim 6 tane çocuğum var. Heh. Dinle. Benim 2 tane 4. Hayır bu soruyu özellikle soruyorum. Bu soru sizin canınızı acıtmasın ama insanın ha şimdi benim çocuklarım yalnız. Nesrin Hanım merhaba. Karınız telefon attığında. Nesrin Hanım merhaba. Nesrin. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tamam hoparlörden konuşmayın. Direkt telefonla konuşun benimle. Direkt telefondayım hoparlör kullanmıyorum. Tamam. Şimdi biraz önce babanız da telefon hattındaydı. Aslında onun sorusunu direkt bir size sorayım sonra konuşalım. Tabii tabii. Necat Bey ile evliliğiniz nasıl bir evlilikti? Yani gerçek bir evlilik şöyle, miydi? Tabii tabii gerçekti. Annemle ikisi Facebook'ta arkadaşlardı. Burada doğru söylüyor. Evet. Kendisi Türkiye'ye geldi. Ben Beşiktaş'ta Bebek'te çalışıyordum o zaman. Annem Eminönü'ne geldi. Almanya'dan arkadaşım geliyor dedi. Ben de geleyim dedim. Eminönü'nde buluştuk. Eminönü'nde buluştuk, konuştuk, kahve içtik. Kahvaltı yaptık. Hatta kahvaltıyı bile yapmadı. Sohbet ettik. Sonra biz kendisiyle devam ettik konuşmaya. Yani aileler çekildi. Hatta benim babam bana dedi ki utanmıyorsan evlen. Benim kendi babam söyledi. Ben Necat söyledim ki bakın ben rahatlığı tamamen seven bir kadınım. Ben ona hiç yalan söylemedim. Şimdi yalan bana yalan söylüyorsun diyebilir. Hayatımda ona dürüst olduğum kadar hiç kimseye dürüst olmadım. Hayatı başında hiçbir zaman dürüst evet. olmadı. Şimdi şöyle biz evlendik. Biz evlendik. Evlatları gönderdi. Yani bu ilişki gideceğim. Duygusal bir birliktelik benim üzerine. Benim babamı güvendiğim kadar ben babama güvenmedim. Yalan konuşuyor. Ben evet. buna sordum. Şimdi şöyle. Biz evlendik. Almanya'dan evlatları gönderecek. Tabii avukatım da bağlanır. Davalar sürüyor. Biz bağlandık. Biz konsolosluğa gittiğimde. Nesrin ben o detaylarla ilgilenmiyorum. Beni sadece ilgilendiren sen şimdi 28 yaşında genç bir kadınsın. Tamam mı? Senin karşında 70 yaşında bir adam var. 59. Bakın ben ona 59 biliyorum zaten. 59. Ya annenle arkadaşlar yani 59 bile olsa sen diyorsun ki bak bu gerçek bir evlilikti. Çünkü babam biraz önce yayına bağlandı dedi ki benim kızım Nejat'tan çocuk sahibi olmayı planlıyordu. Ama Nejat artık çocuk sahibi olamayacağını sakladığı için benim kızımı kandırdı dedi. Gerçekten bu söylenenleri aklım almıyor. Kardeşim, sizin aranızda vallahi nasıl bir duygusal ya. İlişki nasıl İşleri bir uyum yalan. Olur? Bakın aşka saygım sonsuz ama böylesine saygı asla saygım yok. Ya sizi bir araya getiren duygu ne olabilir Nesrin ya biraz mantıklı olur musun lütfen? Bir dakika ben Zahide teyze için geldiğimde de önce kendisine sormuştum. Biz bu hanıma bakabilir miyiz? Tamam dedi ben sizin yayınınıza katıldım. Siz daha önce yayına katılmıştınız değil mi?
katıldı. Evet, sahibi teyze için katılmıştım. Ha, anladım. Tamam, onu da görüntülerini buldururum. Mesleğiniz nedir bu arada? Beyefendi sizin yaşlara bakım yurdunda çalıştığını iddia etmişti. Kadın burada bir emekli kadın almak istediler, sizden vermediniz. Bu çok önemli çünkü bakın aynı amaçla yaşlı biriyle evlilik yapıyorsunuz. Yaşlı birine yardım etmek için Türkiye'nin huzurunda canlı yayına katılıyorsunuz. Evet. Mesleğiniz yaşlılarla iletişim içerisinde olduğunuz bir meslek mi? Hasta bakım, yaşlı bakım hizmetleri mi? O yüzden de yaşlıların dilinden çok iyi anlarım diyorsunuz. Aslında bu konuda normal bir insana göre algılama yeteneğiniz, iletişim kurma yeteneğiniz çok daha üstün. Öngörebiliyorsunuz bir takım şeyleri. Peki şu şeye gelelim. Yani bir sorumu cevaplar mısın Nesrin? Yani hiçbirimizin algılayamadığı bu evlilik, bu evlilikte yani sizi yan yana getiren, bu nikah masasına oturan temel duygu neydi? Çok merhametliydi. Kim? Benden söyleyeyim. Çok merhametliydi. Acımayışsın yani, olduğu için. Ya, ben onunla birlikteyken ya ilk 6 ayı söylüyorum. İlk 6 ayı söylüyorum. Hiçbir problem yoktu. Üçüncü şahısları dinleyene kadar. Sosyal medyayı kullanma dememe rağmen kullanmasına. Ben sosyal medya kullanmıyorum. İstemiyorum da. Kendisine de söyledim. Eşiniz... Senin telefonum sürekli ortada. Seninkinde neden şifre var? Onunkinde şifre var. Sosyal medyadan evet. Eşiniz size ihanet mi etti? Bunun görüntüleri, evi almış, onun dekontları, bütün her şey avukatta mevcut, WhatsApp yazışmaları. Yani bu evlilikte gencecik bir kadın olarak dediğiniz yaşındaki adamla evleniyorsunuz, bir de üzerine ihanete mi uğruyorsunuz? Gülmek aynen lazım. Öyle. Vallahi avukatım, avukatımla görüşebilirsiniz. Peki, bütün belgeler onun elinde ve kendisi inkar etmedi. Şöyle, avukatınızla da görüşürüz. Necat Bey de gelirken tüm dava dosyalarında getirmiş elinde olanları. Biz onları da inceleme sebebi bulduk. Fakat Necat Bey diyor ki, bunlar ailece sizinle ilgili şikayette bulunmuş. Bunlar organize şekilde hareket eden bir çete. Annesi, babası ve kızı. Benimle evliliğin asıl amacı benden para koparmaktı. Bunu da başardılar diyor. Bu evlilik için kocanız Necat Bey size kaç para gönderdi? Esra Hanım, Almanya'ya gelecekken evrakları yanlış gönderdiği için ilk Beşiktaş'ta bir kursa gittik. İlk Beşiktaş'ta bir kursa gittik. Oraya 9500 lira falan para ödemişti. İlk. Ev aldığınızı söylüyor Bafra'da. Esra Hanım, ben de diyorum ki eğer bana ev aldıysa, bana para gönderdiyse lütfen... Babanıza babanın parayı ispat edebiliyor. Önce Cödel adına göndermiş parayı. Bakın Esra Hanım, ben kendisine dedim ki benimle olan problemini benimle çözmek zorundasın. Kayınbabasına niye babanın para gönderdi? 35 bin euro. Neden Esra böyle... Esra Hanım ben kendisine dedim ki benimle olan problemimi... Problemini benimle çözecektir. Babanız olduğu için sizin de probleminiz oluyor boşanma, aslında. Şimdi şöyle söyleyeyim. Babanız damadından bir para istiyor. 35 bin euro değil mi? Damat yani da gönderiyor babasına para. Şimdi bu aslında baktığında onların hesapları arasındaki olay. Doğru söylüyorsunuz. Esra Hanım şöyle. Ama eğer siz... benim şahsıma gönderdiği... Hanımefendi 50, 100, siz... 200, 300... 1000 lira para varsa ben tamam. Hayır Nesrin'cim ben şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi sen bu adamla evlendiğinde ne zaman? 22 Şubat 2019 tane nikah masasına oturduğunda. Siz resmi olarak bu evliliği yaptığınızda ondan evet. Sonrasında karı koca hayatı yaşadınız mı? Esra. Ya benim baban diyor ki çocuk yapamıyor, sen diyorsun ki çocuk yapmak için ilaç kullanıyordu. Esra Hanım bana bir sene boyunca yalan konuştu. Biz Nesrin, gittik. Karı koca hayatı yaşadınız mı aynı evde? Hadi yaşadım. Yaşadınız. Peki yaşadınız mı? Bir dakika söyleyeyim. Yaşadınız mı yaşamadınız mı? Bir dakika, iki sene sonra. Beni hatta dövüyorlardı o gece evde. Ben çıktım evden gittim, peşimden küçük oğlanlarını gönderdiler Oğuzhan'ı. Peşimden gönderdiler. Sakın ha diyorlar çocuğa telefondan ağrı, bırakma peşini. Peki. Akşama eve getir. Bir de mi anladım ben sizin bir geceden bahsedin. Bir fiil aynı evde yaşama gibi bir durum yok. Yok. Peki evlendikten sonra ya ben artık evli bir kadınım, ailemle yaşamak istemiyorum. Necat bana bir ev al dediniz mi? Esra Hanım şu şöyle oldu, biz karşılıklı olarak anlaştık. Banka ev alındı mı alınmadı mı hanımefendi? Esra Hanım takip edebilirsiniz, ben kredi ödüyorum, ben kredi çektim.
Anladım. Hayır, boşanma davasında ben ailemle yaşamak istemediğim için Nejat, ben artık hani evli bir kadınım, ailemle yaşamak istemiyorum. Bir ev alalım dediğinde biz bu evi aldık. 35 bin euro babamın hesabına yatan para da bu demişsiniz de o yüzden soruyorum. Hayır. Hayır. Bak nasıl yalan konuşuyor. Takılarınızı ne yaptınız? Hayır. İşte yalan konuşuyor. Tapu burada. Para odur. Yalan konuşuyor. Tapu burada benim üzerimde. Tapu yok sana diyor. Bende tapu var bende. Ben evi sattım. 144 bin lira kredi çekti. Ben onun kredisini kapattım. Yalan konuşuyor. O da çok mali değil mi? Evlilik içerisinde edinilen ve hemen üçüncü kişiye devredilen bir taşınmazdan bahsediyorsunuz. Neydi bekle? Şimdi damat kayınbabasına 35 bin euro 22 Şubat 2019'dan sonra gönderiyor. Doğal olarak ki bu ilişkiniz içerisinde sizi de ilgilendirir. Niye babanıza bu para gönderildi Nesrin Hanım? Ben ona bakın onların ikisinin arasında ben bilmiyorum. Anladım. Peki Bafra'da bir ev var sevgili seyirciler. Ve o Bafra'daki evde alınır alınmaz hemen gerçekten başka birine satılmış. Yani elden çıkartılmış. Nesrin. Boşanma davası. Almanya'ya gitmek istedin mi? Almanya'ya gitmek istedin mi Nejat'la? Esra Hanım 13 kere başvurdum. Kızımın şikayet ettiğini ve gelemeyeceğini söyledi. Yalan peki, konuşuyor. Ona dedim ki Esra Hanım, ben ona dedim ki bırak Almanya'yı, bırak gel Kartal'da ev tutsun. Ya sen bu evliliğin gerçekten sağlıklı bir evlilik olabileceğini yani hayal etmem bile çok değişik yani mümkün değil. Ya bana söyler misiniz? 28 yani sen şimdi bak bir düşün. 28 yaşındaki bir kadınla 70 yaşındaki bir insan evli olup mutlu olur mu? Herkese olamaz. Soruyorum. Olamaz. Ben yeminle konuşuyorum. Ben bunu olur kızım mu? Olarak, Nesrin? Kızım olarak Almanya'ya götürmek istedim. Nesrin hepsi olur mu? Bu tamamen sahtekar bunlar ya. Yani annesi de sahtekar, babası da sahtekar, kızı da sahtekar. Sizin mantığınızı anlayabilir. Benim mantığıma yatmıştı. Ben kendisine söyledim. Ben rahat yaşamak istiyorum. Ben çalışıyordum da. Rahat yaşamaktan kastınız nedir? Ya yani onu bir açsanız hani nasıl rahat yaşamak? O çok böyle kısıtlayan, böyle onu giyme bunu giyme diyen bir adam değildi. Hani böyle onu, biz onunla çok eğlenirdik. Biz her hafta eğlenirdik. Hayatım bizim. Senin ailenden daha rahatı var mı yani 70 yaşındaki adamla nikah masasına oturtuyor? Esra Hanım, ben zaten yalnız yaşıyordum 9 yıldır. Aileniz kızdı. Ailenizle yaşamıyor muydunuz? Hayır, hayır. Annenizle babanızla siz aynı evde yaşamıyor muydunuz? Hayır. O zaman rahattı sana rahat mı baktı anlamadım ki. Hayır öyle değil, ben onu seçtim. Bakın Esra Hanım. Bak yalan şimdi. Yalan konuşuyor. Hemen mantıkta bizimki ilk şuydu. Ben o çocukları bakmamış sokağıttı benim çocuklarım dedi. Ben sana bakacağım, sen de bana bakacaksın. İkimizin anlaşması buydu. Hayatım sen tek başına yaşayan rahat bir kadın değil miydin? Sen dersiz başına onunla evlenerek niye dert alıyorsun? Soymak için dert alıyor. Tek başına yaşayan, ailesiyle bile yaşamayan biri neden? Aldığım evi bile Nejat'la nikah masasına oturuyor. Valla Nesrin ben sizi buraya bekliyorum. Ailenizi de bekliyorum. Bu arada geçtiğimiz yıllarda gerçekten de Nesrin Cödel'in ailesi Atıf Bey ve annesi Ayşe Hanım Esra Erol'da programına bir konuk için geliyorlar. Biz ona sahip çıkarız diye. Şimdi o görüntüleri de ben yarın ekrana getireceğim. Ekip arkadaşlarım hazırlasınlar. İsmi geçen herkese söz hakkı, cevap hakkı vardır. Gerçekten merak ediyorum. Bir anne baba kendi kızını el birliğiyle 70 yaşındaki bir adamla hangi amaçla, hangi sebeple evlendirir? Yarın devam edeceğiz. Siz şimdilik uğurluyorum. Buyurun. Yok, geçin ekip arkadaşlarım alacaklar sizi. Şimdi Eda kimle devam ediyoruz? Hatun Şahin Özer. Öcer miydi? Şahin Öcer geliyor. İzmir'den canlı bağlantımız olacak. Yakın arkadaşım dediği aslında o evinde gözü olan Kübra canlı yayında. Buyursunlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok dinamik ve iyi gördüm seni. Evet. Böyle zihnen aydınlanmış gibisin. Evet öyle oldu. Moralim de yerine geldi. Annem babam da yanımda. İnsanın ailesi yanında evet. Olunca kendini çok güçlü hissetmiyor mu? Evet evet. Çünkü gerçekten en büyük gücü onlardan alıyoruz. Polat'ın gel barışalım çağrısına Büşra'nın cevabı ne olacak?
Ayça biliyorsunuz ki eşim ve eşimin ailesi çocuğumu benden kaçırıyor dedi. Cuma günü Ayça evladına kavuştu. Nasıl geçti? Çok güzel geçti. Aldım onu koynuma. O hasret dindi değil mi? Yetmezdi. Evet, hasretim daha geçmedi, özlemim daha geçmedi ama onu koynuma aldım, bağrıma bastım. Size ve tüm ekibinize teşekkür ederim. Peki. Şimdi Ayça, eşin Batuhan Bey biraz sonra canlı yayında olacak. O neler açıklayacak biraz sonra göreceğiz. Şimdi hemen İzmir'e gidelim. Caner'in yanında Kübra'nın kadın sığınma evinden beraber çıktı. Sonra arabalarda, sokaklarda, orada burada yaşadığı Kübra var. Caner sendeyiz. Esra Hanım şu anda İzmir'deyiz. Hatun Hanım'ın İzmir'de beraber yaşadığı Kübra Hanım yayınımızda. Neden Hatun Hanım'a sahip çıktım dedi. Tüm gerçekleri az sonra anlatacak Esra Hanım. Teşekkür ediyoruz. Reklamlardan sonra geliyoruz. Ayrılmayın. Söyle. Evet, biz kredi çektik. O krediyi kredi... ödeyeceksin bir. Şimdi... Çocuklarımdan beni mağdur ettin. İki, üçüncü senden kurtulmak istiyorum. Ona kaçtığım için çok pişmanım. Türkiye Büşra ile Polat'ı izledi. Ben senin için çocuklar her zaman seninle beraber, çocukları seninle beraber alıp evine getir. O çocuklar şu an annesiz. Gerçekler ne? Cevap bana bak altından pişkin pişkin gülme. Beni çıldırtıyorsun Polat sen şu an. Kim doğruyu söylüyor? Sen evden neden gittin? Beni bıçakla tehdit ettin ya ben sana. Ya ben seni bıçakla tehdit etmedim. Ben seni çok seviyorum. Polat'ın barışalım çağrısına Büşra ne cevap verecek? Kurulu düzenimiz orada bekliyor. Hmm. Buyursun tekrar evine gelsin. Sorun bakayım cebinde 5 kuruş parası var. Onu insanların gerçek yüzünü ne zaman görürsün biliyor musun? Ayrılık arifesinde. Büyük yüzleşmede herkesi şoke edecek büyük gelişme. Evden kaçışı tam 4 oldu. Seni istemeyeni sen niye istiyorsun? Seni istemiyorum demiyordu ki. Gülüm yapma etme ya. Bak ben sana gelmişim. Ben buna dışarıda yatarım gerekirse. Polat'a yine dönme. Gel hafta. Kocana sarıl gülüm. Kurban olurum sana. Ben de seni gerçekten sevdiğim için sana geldim. Bak ben... Şimdi Esra Erol'da. Çocuğuna kavuşmak için başvuruda bulunan Ayça Koçar konusuyla devam ediyoruz. Cuma günü evladıyla kavuştu. Şimdi eşi Batuhan Sürütü'de olacak. Önce Ayça'yı alalım. Aylık bebeğini kucağından aldılar. O da yetmedi. Ayça'yı sokağa attılar. Ben 4 aydır bebeğimi göremiyorum. Çocuk bizim, senin değil. Bizim çocuğumuz. Senden anne olmaz. Senden eşi olmaz. Sürekli aynı bunları diyorlar. Oğlumu istiyorum Esra Hanım. Ne olursunuz yardım edin. Hayır, kaçırmak değil. Kendisi durduk yere 6 ay benden uzaklaştırma aldı. Neden yaptın? Neden hayatımı mahvettin? Hemen Antalya'ya gidiyoruz. Özkan karşımızda olacak. Bir son dakika gelişmemiz var bu konuda. Antalya Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önüne geldik. Neden buraya geldik? Çünkü Ayça 5 aydan beri 11 aylık bebeğini görmüyordu. Biz de bebeği almak adına kaynanasının yanına geldik ve kayınvalide çocuğu teslim etmeyi kabul etti. Kayınvalidenin kucağında bebek ve içeri giriyorlar. Anlatamıyorum, tarif edemiyorum. Kanatlarımın altına alacağım bir daha. Kimseye asla vermeyeceğim oğlumu. Onunla çok güzel bir hayat kuracağım. Yapacaksın, inanıyorum. Ayça merhaba. Merhaba Esra Hanım. Kocan niye geldi? Kocam niye geldi ben söyleyeyim. Ben çocuğu aldım. Ailesi bunu kabul etmedi. Beni kandıracak, seveceğim, affedeceğim diyecek. Benim onu affedeceğimi sanacak. Çocuğu da alıp beni tekrar kandıracak, sokağa atacak. Onun planıyla geldi. Hmm. Evet. Bak çok enteresan girdi konuya yani. Peki bakalım Batuhan Koçar niye geldi? Buyursunlar. Hoş geldin Batuhan.
şu an? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum ben de. Niçin geldin Batuhan? Ne için geldim? Gerçekleri anlatmak için geldim. Nedir o gerçekler? Ailem Ayça'yı kabul etmedi. Engelli diye kabul etmedi, mağdur diye kabul etmedi. Ben ama her zaman arkasında olmaya çalıştım. Kendisine sorabilirsiniz. Ama ailemin zoruyla beni kaçırdılar. Ailem beni eşimden ayırdı. Yani Ayça buraya başvururken benim çocuğumu eşim ve eşimin ailesi kaçırıyor dedi. Daha bu çocuk olmadan önce ya da o çocuktan sonra da senin annen ve baban seni karından mı kaçırdılar, uzaklaştırdılar? Evet. 4 ay boyunca ben hiç ne arayabildim ne sorulabildim, hiç ulaşamadım kendisine. Yalan söyleme, numaranı değiştirdim, ben seni aradığımda ne yüzle arıyorsun beni demedin mi? O ben değildim. Numaranı değiştirmedin mi? O ben değildim. Ben şehir dışındayım demedin mi, polisi kandırmadın mı? O ben değildim. Ya bir git ya. Sen değildin. Sen almıyorsun. Kimdi tabii. Peki? Benim kardeşimdi. Kardeşin senin adına konuşuyor. Evet, ben kendim konuşmadım. Nasıl tanıştınız siz Ayça'yla? Ayça bir hikaye anlattı. Otobüste tanıştık kendisiyle Antalya'da. Otobüste, aynı otobüste yolculuk yapan iki yolcusunuz. Sohbetiniz nasıl başladı? İlk adımı kim attı? Şöyle oldu. Annesinin oturduğu koltuk kırıktı. Evet. Ben teyze dedim, koltuğunu düzelteyim mi dedim. Tamam olur dedi. Düzeltmeye çalıştım, olmadı. Annesi geldi, geri yanıma oturdu. Ondan sonra Ayça kızını çağırdı, kendi kızını çağırdı. Ben orada bir şeyler söyledim. Ne dedin? Yalan söyledim orada. Neydi yalanların? Müdürüm falan dedim otelde. Ha, otelde müdürüm, sana iş bulabilirim demişsin. Evet. Otelde müdür olduğun yalan mı? Yalan. Niye böyle bir yalana başvurdun? Daha havalı gözükmek için mi? Alakası yok. Ne için? Daha güvenilir gözükmek için mi? Hı? Daha güvenilir gözükmek için mi? Hayır, daha güvenilir gözükmek için değil. Tabii seni kabul etmeyecektim. Öyle düşündün. Kabul etmeyecektin değil. Zaten orduya gitmiştik. Orada 4 gün. Daha orduya gitmesen otelde müdürüm dedin. Sana iş bulabilirim dedin. Ayça tamam dedi. Evet. Sen gördüğün dakika Ayça'ya aşık mı oldun? Hı? Evet. Oldun. Otobüsten indiniz ama. Telefonlarını aldın mı Ayça'nın? Evet. Aldın. Hemen aradın mı? Otobüsten indikten 5 dakika sonra. O kadar hızlı. Tamam. Hızlı da değil. Hı? Hızlı da değil. 5 dakika uzun bir süre aslında. Kimileri için uzun, kimileri için kısa bir süre. Aradın, Ayça ile görüşmek, yani ona görüşmek istediğini mi söyledin? Ona seriye dönmemizi söyledim, Antalya Seri. Peki, evden nasıl çıktın, ailen seni kaçırdı da? Efendim? Evden nasıl çıktın, ailen seni kaçırdı da? Berbere tıraş olmaya gidiyorum diye çıktım. Çok güzel. Yalan mı biter sende? Evden berbere diye mi çıktın buraya gelirken? Evet. İstanbul'a geleceğimi hiç kimse bilmiyordu. Seni tıraş edecek olan ben miyim? Ne? Yok. Değil. Değil, değil. Ne? Hayır, saç tıraşından anlamam da o yüzden. Babam gibi şeyden anlamasınlar diye. Peki tıraş kaç saat oluyor? Efendim? Toplasan 1 saat. Evet. Hadi ben diyelim, de otobüs saatine yakın çıktım zaten evden. Kaçtaydı otobüsün? 4:30'daydı. Kaçta çıktın evden? 3 gibi. 3 gibi çıktın. 1,5 saat sonra dönmedin. Ailen seni aramadı mı Batuhan nerede? Aradı. Şimdi? Telefonu kapattım. Açmadım. Kaç kere böyle? Esra Hanım, onda yalan mı biter acaba? Ha? Yalan mı biter onda? Yalanı bol. Yalan bitmez onda. Peki. Yani amacın karınla barışmak mı Batuhan? Evet. Asla. Barışmak. Asla. Peki asla. Bu barışmayla alakalı Ayça'nın bir kendince yorumu var. Buraya barışmaya geldi. Aslında ama asıl amacı çocuğumu tekrar alıp kaçırmak. Hayır. Ben Antalya'ya geri dönüş yapmayacağım. Bana ne? Beni ilgilendirmiyor bundan nereye sonraki gideceğim? Hayatın. Hı? Nereye gideceksin? Ben aileme dedim bunu zaten. Kendi dayıma dedim. Ben Antalya'ya geri dönüş yapmam dedim. Nerede kalacaksın dedi. Ne yapacaksın dedi. Hayat benim dedim. Gelmeyeceğim artık dedi. Ailen hayat çok karışıyor yaşantına Batuhan. Nelere karışır mesela? Kısıtlıyorlar. Neye karışıyor? Yanlış yapıyorsun diye mi kısıtlıyorlar yoksa her şeye karışıyorlar mı? Her şeye. Ne mesela, örnek ver. Mesela. Yani sen babana söyleseydin. Baba,
Ben Ayça'yla barışmak istiyorum. İzin vermez. Neden? İzin vermez. Neden? Mağdur olduğu için. İstemiyorlar, kabullenmediler. Ayça'yı mı istemiyorlar? Evet, kabullenmediler. Yani ne mağduriyeti var? Bedensel engeli var. Bedensel engeli var. Onun haricinde başka bir peki, mağduriyeti bir şey var mı? Hayır. Mesela hanım. Yok. Peki senin bir engelin var mı? Senin de bir fiziksel engelin var. Elinde bir engelin var. Evet. Onun haricinde böyle bir zihinsel engelin var mı? Hayır. Kaç kere evden kaçtın? 12 yaşından beri evden kaçıyorum. Çünkü sebebi babamın yüzüne. Niye? 12 yaşımda hastanede geldi karşımda bana dedi. Parmağım kesildikten sonra. Senden bir halt olmaz dedi. Senden hiçbir şey olmaz dedi. Sonra sen hep evden mi kaçmaya başladın? Evet. Hiçbir zaman seçimlerine güvenmediler mi? Hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde. Peki sen onların kararlarına saygı duyuyor musun? Onlar benim hayatımı kısıtlıyor. Belki de hayırlı olan ve doğru olan budur Batuhan. Hiçbir zaman onların dediğini tuttum her zaman. Her zaman onların dediğini tuttum, ben zararlı çıktım. Peki bu evlilikte ailen sizi ayırmaya çalıştı mı? Evet. Evet. Çok. Karına şiddet uyguladılar mı? Evet. Nasıl uyguladılar, ne yaptılar? Bedensel. Vurdular mı yani? Efendim? Vurdular mı karına? Annem şiddet uyguluyordu. Şiddet uyguluyordu. Karını evden kovdular mı? Efendim? Karını, son babam, Ayça'yı. En son babam anneme söyledi. Bunu burada istemiyorum diye. Bana kimse bir şey demedi. Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Eve geldim, Ayça'nın suratı bir karış. Ben ayrılacağım dedi. Tamam dedim, ayrılalım. Ama aile evi istiyorum dedi. Hayır, tamam. hayır. Öyle değil, hayır. Sen o gün ben anneme gideceğim dedim Esra'nın babasına. Çocuğumu da alıp kafamı dağıtmak için dedim. Babası dedi sen git nereye gidersen çocuğu götüremezsin. Benim çocuğum. Ha bu arada dedim. Esra Hanım. Bir dakika. Gezmeye gittiler, geldiler. Ben hiçbir şekilde bir şey yapmadım. Yatak odamdayım, kayınvalidem geldi bana bağırma. Anneciğim neden bana bağırıyorsun dediğimde. Bağırmıyorum sana ben diye koşarak gidip bunu kocasına yetiştirdi. Kavga ettiler. Neyse ben kocamla barıştım o gün. Sabah arıyorum kocamı diyorum ki. Nasılsın, iyi misin diyorum. Bana bağırıyor. Sen niye ortalığı karıştırdın gene diyor bana böyle. Ben de gidip kayınvalidem dedim. Sen niye, siz dedim benim kocam niye karşı bana karşı doldurdunuz dedim. O doldurma. Ondan sonra ben de iyi dedim. Boşanalım benim çocuğumu verin dedim. Benim çocuğumu vermediler. Sabah benim eşyalarımı aldılar. Annemin haberi yoktu. Götürdüler. Annene bıraktılar evet, seni. Evet eşim. Sonra geldi ben ev tutacağım tamam dedi. Ben tamam dedim bir kez daha affedeyim. Çocuğum var orta sonuçta benim yaşadığım hiçbir şey çocuğum yaşamasın dedim. Ama ondan sonra baktım. Beni babası yine babasının arkasına düştü gitti. Beni parka bıraktılar gittiler. Parkta rezil bir halde. Sokaklara bıraktılar. Sokaklarda neler yaşadım. Buranın biplenmesini istiyorum. Bunu... Sokaklarda çok kötü şeyler yaşadım ben bunlar yüzünden. Evladım ama şu da var, 19 Haziran ayında, ayın 19'unda her ikiniz de gidiyorsunuz. Anne babadan şikayetçi oluyorlar. Şiddetle mücadele büroya gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki Batuhan ve Ayça olarak, babam ve annem bizim 6 aylık bebeğimizi kaçırıyor. Kaçırdılar. Yani ben şimdi inanamıyorum. 10 peki, aylık amaçları bebek. Amaçları ne mesela? Yani hani 10 aylık baban... bebek sürekli annenin kucağından alınıyor. Peki niye? Sen niye benim hayatımı mahvettin? Neden? Beni istemeyecektin. Beni sevmeyecektin. Öbür karını unutmayacaktın. Neden benim hayatımı mahvettin? Neden benimle çocuk yaptın? Cevap ver Batuhan. Neden hayatımı mahvettin? Beni bu hallere düşürdün ailen yüzünden. Ben senin babana baba dedim. Annene anne dedim. Peşlerinden ayrılmadım. Sana eşlik yaptım, şimdi hiçbir şey yapmamış oldum. Neden? Çünkü onların gözünde hiçbir değerin yok. Sende de yoktu Batuhan, sende de yoktu onlar hiçbir değer. Onlar seni kabullenmedi. Sen de kabullenmedin, öbür karını seviyorum dedin. Senin daha önce dini nikahlı bir eşin varmış. Evet. Evli miydi o? Evliydi. Başka biriyle. Sonradan öğrendim ben de. Yalan söyleme, kaçırırken biliyordun. Peki o kadınla Ayça'yı kıyasladın mı? O senden daha güzel. Evet. Ben onu daha çok seviyorum, onu hiç unutamadım. Karnındaki çocuğu istemiyorum ama onun çocuğu olsaydı isterim falan dedin mi? Hayır ben öyle dedin, bir şey demedim. Dedin, bir saniye. Dedin. Esra Hanım bu arada resmi nikahımız yapılacaktı. Bir ay nikahımız ertelendi. Resmi nikah. Yalan söyleme, ailem baskı yapmasaydı nikahımı bile kıymayacaktınız. Bir saniye.
Bir saniye. Ondan sonra Ayça Hanım hamile kaldı. Babam dedi, ben bu çocuğu aldıracağım dedi. Ben nikah kıydırmam dedi. Ben de neden dedim? İstemiyorum dedi. Ben bunu gelip Ayça'nın yüzüne söylemedim. Kendisine söylemedim. Çocuğu aldıracağım ben dedi. Ben de kabul etmem dedim. Siz hiçbir zaman beni istemediniz ki. Annem, engellisin, baban, olsun busun. Diye. Annem, baban, bu çocuğu, yani sizin çocuğunuzu senden bile kaçırmasının sebebi, siz bakamazsınız, siz kendinize zor bakıyorsunuz. Ama evet, bu çocuk ortalarda perişan olmasın diye mi böyle davranıyorlar? Onların gözünde biz bakamıyormuşuz, anne baba değilmişiz. Ben engelliymişim, mağdurmuşum. Yani hayır hayır, şimdi bir engellisin, yani bu anlamda seni aşağılamanın dışında, aman siz kendinize, aklınıza, bedeninize zor sahip çıkıyorsunuz. Biz bu çocuğu koruyalım diye mi sürekli annen baban çocuğu kaçırıyor? Amaçları ne? Amaçlarını bilmiyorum. Ben söyleyeyim ama. Çocuğun konusunda annen baban sana güveniyor mu? Hayır. Güvenmiyor. Ayça'ya güveniyor Hayır. mu? Hayır. Güvenmiyor. Çocuk sizin yanınızda perişan olmasın mı diyorlar? Çocuk Yok. Bizim yanımızda daha iyi. Daha mı mutlu? Evet. Anne, siz daha iyi bakıyorsunuz. Evet. Hani biz ne yapar, ne olursak olalım, bizim bedensel engelimiz de olsa, biz çocuğuna sevgi gösteren insanlarız diyorsunuz. Evet. Anladım. Yok, ben bunun çok içgüdüsel olduğunu düşünüyorum da bazen. Sen bir gün bile evladına kucağına alıp sevmiş insan değilsin. Değilsin. Anladın mı? Sen onu öldürmeye çalışan insansın. Ben mi öldürmeye Ama çalıştım? Ama evladımı sana vermeyeceğim Batuhan, vermeyeceğim. O dolabın içine kafanı sokarken senin karnındaki çocuğu öldürmeye çalışan kimdi, ben miydim? Kim? Dolabın içine senin kafanı sokarak karnındaki çocuğu öldürmeye çalışan kimdi, ben miydim? O zaman karnımda kimdi değildi, bu? Beni öldürmeye annem. Çalıştı annen. Annen kafasını dolabın içine mi soktu? Evet. Evet. Beni evet. Kafasını dolabın içine attı. Ne yaptı? Bu yoktu karnındaki... evde. Ben yoktum, ben sonradan duydum. Ben evde yokken Yok, olmuş hamile olarak. Yok, hamile değildim orada. Hamileydin. Değildim. Hamileydin. Orada hamile değildim. Benim kafamı kaynanam geldi. Ben tartışmış, kavga edip ben gideceğim abi, çocuğumu alıp gideceğim dedim. Gelip benim kafamı bir hırsla dolabın içine soktu. Yatağımı, matamı, her yeri ıslattı. Odamı dağıttı, beni dövdüler. O zaman çocuk doğmuş muydu? Doğmuştu. Çocuğun yanında bunları yaptılar. Erken doğum yaptığını iddia etmiştin boşanmada. Orada kim şiddet uyguladı sana? Ben hastanedeydim. Annemin gelmesini istedim Hülya Hanım. Sağ olsun Batuhan Efendi ve annesi benim annemi hakaret ederek, küfür ederek annemi getirmediler. Hastanede ikisi birden benim üstüme yürüdüler. Çocuk annen gelmeyecek buraya diyerek argo kelimeler kullandı. Onlar yüzünden ben erken doğum yaptım. Stres sebebiyle. Evet. Yani ikinizin yan yana olması aslında her ikinize de zarar. Evet. Siz gerçek bir evlilik yaptınız mı? İkiniz. Benim ailem karışmasaydı evet. Yok. Biz hiçbir zaman evlilik yapamadık. Aynı evde yaşadınız mı? Baş başa kaldınız evet. mı? Ayrı ev tutuldu mu size? Evet. Kim tuttu? Serik'teki abilerim vardı, onlar yardım etti. Kaç ay baş başa yaşadınız aynı evin içinde? 1,5 ay. 1,5 ay. O da zoraki yani. Peki o 1,5 ayda mutlu oldunuz mu? Evet. Olamadık. Hı? Olamadık. O mutluyduk diye olamadık diyorsun. Olamadık. Esra Hanım, her gün yolum kesiliyordu. Her gün kapımın evine dayanıyordu. Ailem yüzünden mutlu olamadık. Sen de ailenin lafına bakıp beni sabaha kadar... Yapmadın mı bunları? Hangi yüzle geldin şimdi buraya? Ben bıçak dayamadım senin karnına. Ya bir git ya. O bıçağı kaldıran ben miydim, annem miydi kapıyı açarken? Sen. Sen kimin annesi? Bıçağı. Senin annen evet. dövdü beni hamile halinde. Vallahi... Yani aslında Ayça bu ayrılık kararını alarak, boşanma kararını alarak kendiyle ilgili hayırlı bir adım atmış. Ayça senden boşanmak istiyor. Tamam. Sen ne istiyorsun? Ben istemiyorum. Niye o zaman telefonda yalan söylüyordun bağlantıda konuşurken? Mamasını ben yapıyordum, onu ben yapıyordum, bakmıyordu diye. Siz nasıl baktınız? Benim çocuğum hasta olmuş, hasta. Ölüyor çocuk hastalıktan. Nasıl baktınız çocuğa? Bir git bak bakayım o çocuğun haline. Sen buraya Ayça'yı sevdiğin için gelmedin mi? Sevdiğim için geldim. Kendisine... Atladınız. Evet. Ben Kaçıncı atladım. Kattan atladın? Dördüncü kattan. Niye? Sevdiğim için. Yalan, çocuğu kaçırmak için. Hayır. Benden çocuğu mu kaçırmak için? Hayır. Neyse ekranda çıkmıyor da bir. Şimdi onu yapmanın sebebi... Ayça senden ayrılacaktı. Senden ayrılmasın diye mi öyle bir şey yaptın? Hayır.
Onunla alakası yok. Neyle ilgili? Durup dururken bak seni çok seviyorum. Bir gör ben şimdi bir dördüncü kattan atlayayım mı dedin? Onunla da alakası yok. Neyle alakası var annem? Bağlayın. Söyle. Bağlansın şahitlerim. Apartmandakiler bağlansın. Seni beni nasıl rahatsız ettiğin, nasıl tehdit ettiğin. Apartmandaki herkes bağlansın. Ne zaman oldu bu olay? Sevdiğin için yap, sevdiğim için bir şey yaptım diyor ya, söylemiyorum şimdi. Çocuğu kaçırdı, ben almıştım çocuğu. Ha. O zaman çocuğu benden almak için masum girmiş. Kadınlar için dilini yutacakmış korkudan. Oradan çıkmış. Sana kendini affettirebilmek için ne? Spider-Man. Evet. Örümcek adam oldu. Evet. Yani sen öyle örümcek adam biliyorsun çizgi film. Benim çocuklarım çok izliyorlar. Hani öyle bir şey yaptığında ya başına bir şey gelseydi ya ölseydin Batuhan. Umurumda değil. He? Umurumda değil. Umurumda değil. Yeter ki anca seni affetsin. Biz gözümüzü evet. Bozduk. Ha? Ruh hastası. Evet. Yeter ki seni affetsin. Bir kanıtlayabilir şey mu? Misin ruh hastası olduğumu? Evet kanıtlarım. Götürelim doktora kanıtlayalım seni. Tamam gidelim. Ama... Şimdi ne yapmayı planlıyorsun kendini affettirmek için? Elimden gelen her şey. No. Hayır. 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 Asla. Seni asla ve asla affetmeyeceğim. Sen bana yaşattıklarına ne hale geldin ben senin yüzünden ha? Aileme yaptıkların, babanın anne, babamı tehdit ettiği. Anneme ettiğin hakaretleri, küfürleri unuttun mu sandın? Onlardan benim haberim var mı o konuşmalarda? Şimdi annen de çıkacak, her şeyi anlatacak. Anlatsın. Anladın mı? Kayınvaliden seni sever mi Ayça'nın annesi? Severdi ama sağ olsun her şeyi mahvettiler. Severdi. Ha? Severdi. Önce severdi. Ne zaman sevmekten vazgeçti? En son zamanlarda. Hangi zamanda? En son çocuğum kaçırıldı demişti ya Esra Hanım. Evet. Ağustos ayında. Çocuğunu ben kaçırmadım. Hı. Yalan söyledim. Ben aşağı indim. Sağlık ocağına gideceğiz demiştim. Hatta hı-hı. Aşağıda bekledim. Hakan Durmuş diye birisi var. Hı-hı. O geldi. Gel dedi. Nereye gidiyorsunuz dedi. Sağlık ocağına gideceğiz dedim. Yalan söyleme. Yalan söylemiyorum. Bana sağlık ocağına gideceğim dedin. Tamam İndim bir saniye anlatayım. Anlatıyor o günü. Bir saniye anlatıyorum. Sen gerçekten sağlık ocağına götürecektin. Evet. Ben eşime dedim. Sen yukarıda hazırlan hadi gel dedim. Ben aşağıda seni bekliyorum. Çocuğu arabaya bindirip bindireyim sen o zaman hazırlan aşağı in dedim. Hakan Durmuş diye bir şahıs vardı. Annemin köylüsü. Geldi nereye gidiyorsunuz dedi. Sağlık ocağına gidiyoruz dedim. Zorla beni aldı arabaya bindirdi. O günden sonra beni Kayseri'ye götürdüler. Ha seni de kaçırdılar çocukla. Beni de kaçırdılar. Çocukla birlikte beni de kaçırdılar. Herkesi kaçırıyorlar. Nereye? Kayseri'ye gitti. Evet. Hı-hı. Çocukla birlikte beni senin de kaçırdılar. Senin özgür iraden yok mu? Ha? Senin kendi iraden yok mu kaçamayacak kadar? Ha? Yani bak şimdi çok anlattığı enteresan. Benimle çocukla beraber seni de kaçırıyorlar. Evet. İki çocuk kaçırma. Evet. Ama seninle ilgili şikayetçi olan yok. Batu peki, kaç gün kaldın Kayseri'de? Kaçırıyor. Sen iki kişiyi kaçırıyorsun aynı zamanda da değil mi? Efendim? Hayır. Şimdi çocuğu... Daha önce de bir eşi var ya, ha. Onu da kaçırarak evlenmişsin. Hayır hayır, bu şey başka. Çocuğu şey götürecekler ya, hayır, sağlık ocağına. Sağlık ocağına. Şimdi bunu da kaçırıyorlar. Seni aşağı indim kaç ben gün orada. Kaldın Kayseri'de? Bir ay. Çocuğa kim baktı? Efendim? Çocuğa kim baktı? Ben baktım. Tek başına. Evet. Gitmedik. Nerede kaldın Kayseri'de? Köyde. Kimin yanında? Babaannemin yanına götürdüler, koydular. Yalan, yalan. Sen hep Antalya'daydın. Yalan, hep yalan. Antalya'da değildim. Yalan, yalan bitmiyor sende maşallah. Hep yalan, hep yalan. Valla Batuhan ya bunu yazıyorsun. Yok, yazmıyorum. Yazıyor insan. Yazmıyorum. Şimdi çok sevdiğin kayınvaliden geliyor. Gelsin. Siz şey soruyordun da kaç kişiyi kaçırdın? Evet. Kaç kişiyi kaçırdın diyor bugüne kadar. Nasıl? Ayça'nın dışında birini daha kaçırmışsın ya. Ben kaçırmadım, o kendisi geldi. Kendisi yalan geldi ki. Ama ailen hep evliliklerine karşı senin öyle mi? Evet. Neden? Hadi Ayça'yı sevmiyorlar. Öncekini niye istemediler? O. Bundan dolayı mı? Esra Hanım kadın bunun adam olamayacağını anlamış, bunu bırakıp gitmiş. Neden? Gitti o. Efendim? Çalışmasa, evine peki, bakmasa. Peki kayınvalide geliyor. Bir buyursunlar girsin hemen. Çok beklettik onu da. Ne yürüdüle? Hey, ne yürüdüle geldin sen buraya? Ben bunu ne ettim? Allah Allah. Ben bunu da hallere soktum. Gel,
Ha? Ne yoluna geldin? Çocuğu kaçırdın böyle değildin değil mi? Teyze otur, ha? Otur, otur. Öyle değildin anne, değil mi bu çocuğu kaçırırken? Anne gel. Ha? Çocuğu kaçırırken öyle demedim. Ben anne, sana kaç kere sas verdim lan? Kaç kere sas verdim sana? Teyze. Ha? Esra. Bir dakika dur, yakın durmayacağım. Ha. Sana kaç kere şey verdim, sana sas verdim. Şans verdim. Dedim, sana kaç kere yuva kurdum ben, gitmeyeceksin. Sana tamam. Kaç kere yuva kurdum oğlum? Çoluğun çocuğun yanında dur demedim mi yakın... sana? Demedim mi? Sana sas vermedim mi lan? Baktınız çocuğa belli. Altın pişmiş. Tamam gel. Mı? Gel, gel. Ha? Ne yaptınız o çocuğa? Benim yanımdaki gül gibiydi benim çocuğum. Hiçbir şey yoktu, hasta değildi. Hastanelere götürdüm. Ha? Sen baba mısın? Baba mısın lan? Benim çocuğumu bu halde sen kattın. Benim çocuğumu getirdin, koy verdi şeye. Lütfen. Şey arkadaş bırak, neydi bırak, bırakın çıkın dışarı. Ha? Teyze bak bir sakin gel böyle. Ha. Yeriniz şeye gel bir düşme. Şeye koy verdin değil mi getirdin? Değil mi seni? Ha? Gel. Ellerini bağladın götürdü, ara bağlattı gitti de. Ay pile. Unuttun mu? Ver anne. Unuttun mu? Artık yerinden kalkmıyorsun. Ben sana iki kere yuvamı. Hayır kalkmıyorsun ediyor. Yerinden. Rica ediyorum sana. Bana laf söyleme. Bana söyle laf söyleme. Af dilemeye gelmiş. Bu mu senin af dilemesi? Af dilemesin bilen. Vermiyorum ben kızımı da torunumu da. Öyle şey kadar bak. Kızımı da vermiyorum. Ben yani şeye bakacağım çocuğuma. Atar ki utan. Neydi bak onun adı? Videolar var. Videolar var. Şahidim var, bağlanmak istiyor buraya. Dilendir, çocuğu dilendirmede mi kullanmışlar? Evet, benle barışmak için çocuğu almış da. Için. Nerede bu? Batuhan dilendirdin mi çocuğu? Dilendir tabii kucağına almış da. Anlat bakayım nerede? Bağlayın abi, bağlayın abi. Bağlayın, parası, anlat sen para bana. Para vermiş. Evet. Anlat bana nerede dilendirdin? Ya aldığın para nereye gitti? Annesinin babasının yanındayken mi? Nerede olmuş? Parası istiyor. Mısırcı bizim her gün önümüze çıkıyor. Onu koymayayım dedi. Sana iş buldu. Elin adamı tamam mı? Elin adamını kandırdın. Ha? Sana her şey oldu lan. Ne yüzüyle geldin buraya ya benim kızımı almaya? Ne yüzüyle geldin benim torunumu almaya? Ne yüzüyle geldin? Atıyor babası evden. Ondan. Tabii ki. Çocuğu kaçırmasan eve katmıyor ana. Tamam mı? Çocuğu aldın mı eve katıyor anan. Değil mi? Yine mi attılar sokağa? Ha? Ayşe'nin dediği doğru. Evet. Dursun bir sürü cümle alem, tamam mı? Sokağa. Ben çocuğumu şeyde yatırttım. Erkek olsan yatırttırmam. Ya? Ne yatırttırdım ben çocuğumu şeylerde? Neydi onun adı? Tahtaların üstünde. Sokaklarda yatırttırdın. Tamam. Ha? Bu arada dilendirme dediğiniz şey, ekip arkadaşlarım gözle incelemiş videoları, dilendirme falan değil. Değil mi? Dilendirmeyle, dilendiricilikle alakalı şeyler değillermiş. Yüreğim bak. Yanıyor Hatice abla. Benim kızım parka getirdin de koyverdin baba. Anne Esra Hanım söyle. Efendim Esra Hanım. İçin yanıyor. Özür dilerim. Çocuğu nasıl buldun? Çocuğu hiç iyi bulmadım Esra Hanım. Çok hastalandırmışlar. 6-10 bile bir şey zavallımın. 2 günsün gelelden beri zavallı çocuğumun. Dedim ki buna telefon çek kızım babanın telefonuna dedim. Peki damadım Batuhan şimdi niye geldi buraya? Amacı ne? Biraz önce sordum Ayça'ya, çok güzel bir cevap verdi. Ne dedi? Aile sokağa dedi, atmıştır onu dedi. Hayır. Hayır. Nereye sokağa attık biz? Hayır, hayır. Hayır. Batuhan'ın ailesi. Sence onların, niye geldi barışmaya? Onların ailesi sokağa attı benim kızıma Esra Hanım. Seni evladım kadar severim. Sağ olasın. Kadar televizyonlarda seni görüyordum. Allah'ım diyordum, kızım gibi diyordum. Yanına gitsem diyordum. Bunun sayasıyla geldim, seni görmeye geldim. Hoş geldin. Esra Hanım. Bu kaçtılar. Allah'ın emri kaçmadı, Allah'ın emri evlenmedi, Allah'ın emri her şey Allah'ın emri. Ben de evlendim, ayrıldım babalarından. Ama namusumla, arımın namusumla durdum evimde adamımda. Bu akdada durdum. Buna bir şans verdim. İki kere şans verdim. İki kere ev vurdum. Kendi hayatlarımla. İşte kızım burada yalan söylesin anam desin. Ben hayatta yalan söylemem. Yalanı söyleni de sevmem. İki kere ev vurdum, kurmadım mı la? Kurdun.
Bir cuma pazarına vurdum. Anan o geldi. O benim evimi bozanlar da benim kendi ailemdi. Sen orada konuşma. Sen suçlusun. Sen herif olsaydın anana babana dedirtmezdin bunu. Ettirmezdin. Kalktın sen. Bıçakladın. Ben bıçaklamadım. Benim çocuğumun her tarafları yaraberiydi. Sos. Dövdün, annemin bıçakladın. Evine nasıl geldi şu an? Nasıl evlere yani? Kattın. Şey etmedin. Salmadım çocuğumu. Tamam mı? O da öyle. Sen bunlara iki kere yuva kurdun. O iki yuvayı da kim bozdu? Batuhan'ın ailesi mi? Ana. Yuva kurdum. Yuva kurduk sonra beni getirtmediler. Ondan sonracıma çocuğuma tenike toplattırdılar. Horda toplattırdılar. Ondan sonracıma horda toplaya toplaya toplaya. En son anası babası utanmış herkes. Eline para vermiş bunun. İki canlı ya. Dayanamadıkları için. Anası gelmiş. Halı vereceksin, kilimi vereceksin diye. Bunu dövmüş iki canıyla. Anladım. Ondan sonracıma bunu dövmüş iki canıyla. Çıkıyordu, ana beni dövdüler diye. Tamam kızım dedim. Peki şimdi kayınvalide, Batuhan'ın annesi telefon attığında. Bağlanmasın, istemiyorum. Hı? Niye? Bağlanmasın. Bağlanmasın. Ha, hayır bağlansın, onun annesi... Ben merak ediyorum ne yalanlar söyleyecek. Hayır, onun annesi yanında, senin annen de bağlansın. Annem... Yanımda kimsenin olmasını istemiyorum ben. Yok, ben yalanlarını duymak istiyorum. Nasıl bir iftira atacaklar bana, ben merak ediyorum. Gülbahar Hanım. Alo. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Esra Hanım bir şey rica edebilir miyim sizden? Tabii. Buyurun. Ben ne Batuhan'ın ne Ayşe'nin annesinin sesini duymak için sadece sizinle konuşacağım ben. Tabii buyurun. Ya oğlunuz da zaten sizin ama bağlanmanızı hep... istemiyor. Evet, Gülbahar hiç yalan yalan dolan konuşmadan konuşacaksın Gülbahar. Hiç yalan dolan konuşmayacağım. Hiç Esra yalan dolan. Ben sadece seninle muhatap olabilir miyim? Tamam. Hiç konuşma. Dinleyin siz de. Buyurun. Şimdi kendi Esra... oğlunuzu açıkladı. Evet, gelininiz de açıkladı. Beni bir dinler misiniz? Bir tabii. 5 dakika ver bana, o sonra kapat beni. Gelininize şiddet uyguladınız mı? Hamileyken ve hamilelik öncesinde. Esra Hanım kesinlikle yemin ederim size verdiğim numaraları arayın, sorun. Gerik'ten, Antalya'dan. Tabii. Ben onu cevizini kırıp cevizini ağzına katıyordum. Şurubunu içiyordum. Takıldığı zaman ağlıyordum karnındaki çocuğa bir şey olacak diye. Bak, ben kendime yalan zarar verdim. Ben miydim hastanede çok üstüme yürüyen? Dinle. Esra Hanım lütfen bak ben sizinle muhatap olmak istiyorum. Bir de o da konuşsun bir 5 dakika. Bak annem biraz önce anlattı ya, tamam, o da o hakkını tamam kullansın. Dinleyin sizdeyiz. Bütün Allah'tan, mikrofonları da alın. Herkes Allah'ından bul. Alo. Dinliyoruz Gülbahar Hanım. Mikrofon sizde. Esra Hanım Batuhan'ın konuştuğu baştan aşağı yalan. Birincisi eşinden oraya özür dilemeye vardı. İkincisi de Ayça da annesi de oraya dilenmeye vardı. Sizden yardım isteyecekler, iş isteyecekler, ev isteyecekler. Evet. Sırf onun için vardılar. Yani tek taraflı yayın yapmayın. Benim verdiğim numaraları bağlar mısın diye. Şimdi bakın tek taraflı yayın değil, gayet bir şey söyleyeceğim. Ben Ayça'yı, Batuhan'ı, ne Hatice evet. Anne sizi tanımam. O yüzden şu anda yayındasınız evet. Objektif bir yayın yaptığım için. Anlatın lütfen size. Yani siz bu... Esra Hanım bu çocuğu niye sürekli kaçırıyorsunuz annesinden? Esra Hanım bu çocuğa bakmıyorlardı. Annesi kadın hakkını yiyemem. Ayça'nın annesi çocuğu alıyordu. Batuhan'ın Ayça'yı sokakta yatırıyorlardı. Yakıcına dair videolarımız var. Ekibiniz Özkan Bey'e verdim ben bu videoları. Tamam o fotoğraf gelsin Esra Hanım. Evet fotoğraf var. Oğlunun beni dışarıda attıklarında oğlunun beni peki, dışarıda yatırdı. Ya bakın. Hayır birlikte kanepelerde yatıyorlar Esra Hanım. Tamam sen attın ne yaptın? Sokaklarda mı yaşıyorlardı? Ailem beni sokağa attıkları için. Siz misiniz? Bak şimdi diyor ki benim annem babam hiçbir zaman Ayça'yı istemediler. Bu evliliğe engel oldular. Ayça engelli olduğu için benim de kendi engelimden dolayı desteklemediler. Bunu cevaplayın. İstemediler sakatlığı benim kızıma. Esra Hanım ben istemesem neden onu evime almaya kabul edin? Evime hiç sokmazdım onu istemeseydim. İstemediğinden mi o zaman boğazından tutup dolaba yapıştırdın, öldürmeye çalıştın? Cevaplayın. Doğru söyle, doğru söyle. Bir kere Gülbahar, doğru söyle. Hani onun ikisine de çocuk emanet ederseniz ikisinin de psikolojisi bozuk. Kanıtla o zaman. Ben sana onu diyorum sadece. Peki kanıtla bu 3 zaman... Ağustos'ta çocuğu nasıl aldınız anneden? Efendim? 3 Ağustos'ta. Hani şikayetçi oldu ya. Batuhan'ım o tek dediği doğru, sağlık ocağına götüreceğim diye Ayça'dan kaçırdı getirdi bana verdi çocuğu. Kayseri'ye gittik bir ay diye 15 gün kaldık. Beraber kaldık kayınvalidem gibi biz. Peki diyor ki beni de kaçırdılar diyor. Ailem beni de kaçırdı diyor Kayseri'ye. Ben onu kaçırsam köy yerinden ben kadın başıma bir şey yapamam. Parası cebimdeydi. Parası cebine de işte videoları ve bilip gidebilir de eşinin yanına. Elimden niye telefonu aldınız? Nasıl kaçırabilirdim Esra Hanım ben onu? Kardeşiyle beraber tarlalara gezmelere gidiyorlardı.
Piknik yapıyordu dışarıda bahçelerde. Esra Hanım, ben bir şey... çocukla ilgilenirken. O zaman bir şey soracağım. Esra Hanım, bir şey diyeyim mi? Kayseri'ye giderken yolda niye elimden telefonumu aldınız? Esra Hanım, neden telefonumu aldınız? Oğul da diyordu kızım. Onun sesi duyamıyorum. Evet. Anne. Cevaplayın diyor ki bak benim telefonlarımı aldınız. Ayça ile iletişim kurmamı engellediniz. Bu benim kontrolümün dışında bir olaydı. Size bir şey diyeyim mi? Benim kendi şahsi telefonum bile onun elindeydi. Yemin ederim yalan söylüyor. Peki dur. Peki o gün biz Batuhan'la kavga ettiğimizde babası Batuhan'ın telefonunu elinden alıp Batuhan'ı saklayıp niye eve getirmedi? Kendisi geldi benim üstüme yürüdü. Kim geldi? Ben niye getirmediniz o gün oğlunuzu sakladınız? Asın Gülbahar Hanım. Yazıklar olsun yaptığım her şey. Bunu o zaman yalanla. Onların sesini bir keser misin lütfen? Devam edin. Esra Hanım. Bir şey dinleyin, bekleyin. Ben duyamıyorum sizi Esra Hanım. Hı hı. Tabii canım, duyamazsın. Evet, devam edin. Size bir şey diyeyim mi? İşte Esra Hanım, sizin o çocuk için en sağlıklı yapacağınız bir şey Ayça'yla Batuhan'ı bir psikolog doktoruna götürün, psikolojisini yapmıyorum bak. Psikoloji çok bozuk, ikisinin de bozuk. Bak benim oğlumki de bozuk. Baba zaten bunu söyledi, yani benim oğlumun yaptığı her şey hatalı. Biz onun evlenmesini asla istemiyorduk. Hamile kaldığı için bu nikahıydı. Siz niye yapmadınız aile olarak, anne baba olarak? Bir şey sorabilir misiniz? Bakın çok güzel Esra Hanım siz yaptırın diyorsunuz. Sizin oğlunuz daha önce de böyle bir hata yapmış diyorsunuz ki bu evlenme ehliyeti yok aslında. Çocuk bakamaz. Ev geçindiremez. Siz anne baba olarak başka mağduriyetler olmasın diye niye yapmıyorsunuz da bunu programa çıkınca Esra Hanım sizi yapın? Hayır, ben doktora gittim. Dur bir cevaplasın. Evet, cevaplayın lütfen soruyu. Hülya Hanım zaten şu an bundan 2 ay önce, 3 ay önce doktora gitti. Şu an hap kullanıyor. Tedavi görüyor zaten. Yalancı. Tedavi görmüyor. Otobüste 1 saatte bulduğunu kaldırma. Ben hiç görmedim, öğrendim gelene tedavi görüldüğümü. İddia ettiğiniz gibiyse oğlunuzun rahatsızlıkları. Gider kısıtlardınız bir raporla. Hiç kimse de mağdur olmazdı. 10 aylık bebek de ömrü karakollarda geçmezdi. 10 aylık bebek karakolda sürekli ya. Siz 3 defa kaçırmışsınız. Acaba bir sorar mısınız? Neden karakolda? O soruyu siz soracaksınız. O soruyu eşinizle birlikte şapkanızı önüne koyup soracaksınız. Anlaşılmıyor. Şimdi bakın Gülbahar Hanım, Hatice Hanım da burada. Şimdi siz de kızınızı iyi tanıyorsunuz değil mi? Evet. Evet. Kızınızı, siz de oğlunuzu iyi tanıyorsunuz. Aslında bu iki gencin arkadaşlıktan öteye yürüttüğü bu ilişki, bu çocuğun dünyaya gelmesi artık sizin sorunlarınızı iki katına çıkartıyor. Aynen öyle, doğru. Ve olan da yani ne Batuhan'a ne de Ayça'ya olacak. Olan da dünyaya gelmiş olan çocuğa olacak. Şimdi Hülya'nın da söylemek istediği şey, en başından beri Batuhan'ı kısıtlamış olsaydınız o nikahlar kıyılamazdı. Bu ilişkiler yaşanmazdı. Bu çocuk dünyaya gelmezdi. Ama bakın zihinsel hani dediniz ya psikolojisi bozuk dediğiniz Ayça çok güzel bir harekette bulunmuş. Gitmiş, adli yardım talebinde bulunmuş, bir avukat tutmuş ve oğlunuzdan boşanmak, çocuğunun velayetini almak istiyor. Esra Hanım, bir şey bu sizin için yapılmış en güzel adımlardan biri. Sizden de ricam, bu boşanma konusunda oğlunuzun da yanında olun. Bunlar boşansınlar. Ayça kendi çocuğunu alsın. Ailesinin yanında yaşıyor. Kendilerine bir hayat kursunlar. Teşekkür ederim yayına da bağlandığınız için, söz hakkınız için. Sürem çok kısıtlı. Diğer konuya geçeceğim. Tamam. Son sözünü söyle. Esra Hanım, babası bana dedi evlenemez diye. Bunu söylediler. Tamam. Ben yani, hoş. Devamlı. Batuhan'cığım, böyle bir ilişki, hani artık bundan sonra bu ilişki yaşanmayacak. Ayça ile ayrılmanız ve boşanmanız her ikinizin için de hayırlısı. Sizin yardımınızla burada lütfen dosyamı buraya getirin, boşayın. Ben gittim de yine beni rahat bırakmayacaklar. Tamam, hiç anlaşmalı boşanmak ister misin? Kabul. He? Kabul. Kabul mü? Tamam, çok grubu kabul etti. Kabul et, sen yoluna devam et. Peki, oğlum. Yarın devam edeceğiz. Senin annenle böyle uğurluyorum. Tamam. Şimdi Hatun Şahin Öcer konusuna geçiyoruz. Hatun'un annesi geliyor. Buyurun, sizi böyle alayım. Gel Mahir abla. Müzik
hatun 5 aydır kayıptı. Ailesiyle buluşturmuştuk. Annem baban karşında. Onlara geri dönmek istiyor musun? Hayır. Ailemin bana bu şeyden sonra, ayrıldıktan sonra davranışları benim çok zoruma gitti. Destek olmadılar. Zaten çocuklarımı istemediler. Otizmli oğlum. Senin sorunlarını anladılar. Şimdi sonrasına geleceğim. Sen ailenin yanına döndüğünde onlardan ne bekliyorsun? Ne istiyorsun? Hiçbir şeye karışmayacaklar benim hayatıma. Başka? Sadece çocuklarım, iki meleğim için ayaktayım. Bu şartları kabul ederlerse onlarla geri döner misin? Ya bağırma, bağırma kuzum, sen ne yapıyorsun? Bağır, anne tamam, ben de seni seviyorum ama beni anlamıyorsun. Kuzum, gerçekten. Annem anlamıyor. Senin bir şeyine karışmayacağım. Hem aile bir arada olsun hem de çocuklar annesiz kalmasın. Benim hatundan tek şartım bu Kübra ve Süleyman denilen kişilerden uzak durma. O Süleyman dediğin adam senin sandığın gibi bir adam değil. Kadın avcısı o. Sana asıl saf muamelesi yapan kim biliyor musun? Bu Kübra ile Süleyman. Bu insanların senden bir menfaati var. Evi yoktu. Bizi öyle şey yaptı. İşte ya, Süleyman Bey. Yani o... Kendi karısı diyor ki ay diyor o diyor kim? Ailesini kandıran diyor. İnsanlara kötülük yapan adamın tekidir diyor. Sen niye bey diyorsun buna? Da... Süleyman'ın tek bir amacı var kardeşim. Seni ağına düşürdüler. Kübra ona ne dedi biliyor musun? Süleyman dedi gel dedi bir tane saf var dedi benim yanımda. Bir de dedi bunun dedi 400 bin TL'lik evi varmış dedi. Öyle yapar böyle yapar bu evi sattırırız parayı da alırız toz oluruz dedi. Senin bundan haberin var mı? Yok var. Ondan. O yüzden buradan çıktığında ne Kübra ne Süleyman kendi düzenini kuracaksın, çocuklarını alacaksın. İnşallah. Ne olur. Kübra telefon attığında. Anlamak benim. Hatun'u arkadaş olarak seviyor musunuz? Tabii ki de çok seviyorum. Bana ablalık yapmayan ablamdan bir yabancı daha çok bana abla. Hatun'un bundan sonra bir ablaya ihtiyacı yok. Güzel neden bir şey söyledi. Neden aramızı bozmaya çalışıyorsunuz acaba bak. Ablamla neden yani? Bak. Kankalık mankalık bitti hayat. Tamam mı? Amaç ve hedef. Yavruların. Evet. Hatun'un kadın sığınma evinden beraber kaçtı. O hep söylediğimiz, biraz önce hatırlatmada da ekranda geldi. Sokaklarda onun bunun evinde kaldıkları Kübra canlı yayında. Kübra'nın en önemli iddiası da şu. Neden Hatun'la aramı açıyorsunuz? Kübra. Hoş geldin yayına. Efendim. Söz hakkını kullandığın için de teşekkür ederim. Hoş buldum. Teşekkürler. Her ne kadar beni hatunla senin aranı açan kişi olarak görsen de neden sence hatunla sizin aranızı açıyorum, dostluğunuzu bozuyorum? Niye? Ya bilmiyorum. Hı? Benim bir iddiam var sizinle alakalı. Bilemiyorum. Benim bir iddiam var seninle kocanla alakalı. Tabii ki. Her evet. İkinizin de kadın sığınma evinde tabii. Sen hatunla tanıştığında onun bir evi olduğunu öğrendikten sonra kocan Süleyman'a dedin ki bir kız var çok da saf gel biz bunu elinden evini alalım. Sizin aslında senin de amacın buydu. Hatunun evini sattırıp hayır. O parayı yemek, o parayı kullanmak. Öyle bir şey yok abla, öyle bir şey yok abla. Kadın sığınma evinden çıktınız. Hatun'la nerelerde yok, nasıl kaldınız anlatır mısın? Nerelerde nasıl kaldık yani? Mesela arabada zaten kaldınız. Zaten çıktığımızda Süleyman Bostancı'yla. Evet evet. Zaten ben barıştım o zaman ilk çıkışımızda. Barıştım. Ondan sonra işte dediğim gibi kayınvaliden ve kayınpederimin evine gittik yani. Orada kaldık. Yalan söylemişti zaten Süleyman. Yalan söyleyeceksiniz demişti. Ne yalanı söylediniz? İşe gidiyoruz diye 14 gün izin aldık. 14 gün izindeyiz dedi. Korona izninde. Ve bunlar da kandı. Yani buna inandı ailesi. Ondan sonra işte 14 gün doldu bitti yani. 14 gün biz köydeydik. Bitti yani. O gün doldu. Artık gitme vaktimiz geldi ve gidecek bir yerimiz yok. Hiçbir şekilde evimiz falan yok. Ne yapacağız ne edeceğiz derken. O gün gittik işte işe gidiyoruz diye. Yani evimize gidiyoruz. Bizim evimiz de varmış yani. O yüzden Süleyman Bey bana bunları yani söylettirmek zorunda bıraktı. Yani beni de oyuncağı gibi yaptı. Ben de mecbur yani söylemek zorunda kaldım. Kocan Süleyman'ın dolandırıcı olduğunu ondan söyledin. Sonra işte sahtekar çadırı... olduğunu söyledin. Evet, evet. Ben iyi niyetli bir insan mısın? Sen benim kızımın en niyetli olduğunu savun. Kendi kendine benim kızımın saflığından yaran. Sen sizce yani belli olmuyor ne kadar iyi niyetli olduğunu. Ben biliyorum sen her gün niye ben yani... Bir anda abi
He Caner abi. Bir bakıyorsun esrarı o bir yerden. Çok oluyorum. Sen vicdansız karısın. Sen benim kızım ağına düşündün. Yani ben bu saçma sapan olaylar yüzünden ben işimden oldum. Hayatım bitti şu anda. Ne iş yapıyordun? İleri var o yüzden Allah zaten Allah, hayatım. Kimse benim ama. Bir dakika Mahir benim yüzümden olmuyor ki. Ne pisliğin varmış benim Allah, altınım. Allah her yerde ne her yerde. Ne pisliğin varmış Esra, benim. Senin ikili sayayım mı? Ben bir konuşayım bir dakika sayayım, ben sana ne yaptırmışım? Benim bastırmaya çalışma burada konuşacağım ben hakkımı savunacağım tamam mı? Ben sana ne yaptırmışım? Sen her yere gittiğinde ne diyordun? Söylüyordu. Hı hı. Hani millet şey anlamasın kötü bir kadın tanımasın olduğunu anlamasın diye. Diye hep böyle kapatıyordu Esra Hanım. Hı hı. Bunları yapıyordu. Diyor ki şimdi de ben ekranlara söylendi benim diye. Benim geçmişim evimle seni zerre kadar ilgilendirmiyor. Sen benim kalkıp da oraya geçmişimi koyamazsın. Ben öyle bir düşmüşüm ki demek ki o hale düşmüşüm. Sen beni anlayamazsın anladın mı? Bayre teyze. Düzgün bir insan olsaydın işten seni çıkarmazdı patron. Yeterince rezil olmuşum zaten daha Allah ne kadar Allah. Olacağım. Daha olmuşum ya. Yeterince zaten benim kimse... Oraya bak hala kardeşim diyorum sana ya güvenmişim sana etmişim ama sen... Peki Kübra bu süreye kadar yani bu programda Hatun'un arandığı güne kadar neden sürekli 3 gün 5 gün birilerinin evinde kalıyordunuz ve bu insanları neden sosyal medyadan buluyordunuz? Ya gidecek yerim yoktu ne yapacaktım kötü yola mı düşecektim yine? Hayır yine mi kötü sosyal yola medyadan ben? Birini buluyorsun sosyal medyadan. Yine mi düşecektim? Özgür'ü buluyorsun Hatun'a diyorsun bak biraz önce yayına çıktığında ne dedin? Ben Hatun'a sahip çıktım. Ben Hatun'u koruyan kişiydim. Ben Hatun'a yol göstericiydim diyorsun değil mi? Şimdi sen sosyal medyadan Özgür diye birini ya biz buluyorsun. Biz onunla birlikte ev tutup hayatımıza bakacaktık ama olmadı. Ev tutup işte girecektik. Biz söz vermiştik başta ama olmadığını... Olmadı ben ona bir şey yaptırmadım diyorum. Kimse inanmıyor Kübra bana. Bir sürü bir şey yaptırmana gerek yok. İnsanları sosyal medyadan bulup onların evine götürmen bazı şeyleri ortaya çıkartıyor. Anladın mı? Götürmez olaydım. Çok pişmanım. Gerçekten çok neden pişmanım. Pişmansın? Özür dilerim. Özür dilerim. Neden özür pişmansın? Özür dilerim. Bak, özür dilerim onu aldığım için. Nereye aldığın için? Onu aldığım için o gün kadınsımadan birlikte çıktığımız için pişmanım. Siz eşinizle barışmak için çıkıyorsunuz. Ben ama onu zorla almadım. Bakın, kendi aklı fikri vardı abla niye? Ben zorla mı almışım onu? Bağırmadan konuşun. Siz de bağırmayın. Siz eşinizle barışacaksınız. Tekrar yuvanıza devam edeceksiniz. 5 kez de sığınma evine girmişsiniz. Süleyman'la barışacağınız zaman Hatun'u niye yanında aldınız? Peşimi bırakmadı. Peşimi bırakmadı ben de peşimi bırakmadım. Hayır. Sen dedin geldin. Tek başına ben yapamam dedin. İkimiz birlikte olalım, bir ev tutalım, bir çalışalım sana dedin. Sana demiyorum zaten Hatun. Eşim, ben Süleyman Bostan biri için konuşuyorum şu an. Burada Süleyman Bostan için konuşuyorum. Kendisi peşimi bırakmadığı için ben mecbur kaldım her seferinde de. Her seferinde de mecbur kaldım. Evet evet sürekli arıyordu ediyordu. Bu da sürekli engellemedi. Saptım, kandım, gittim bana bir şey... Kim vaat etti? Ben konuşabilecek miyim? Kim acaba? Vaat etti sana bir şeyler? Süleyman kendisi bana bir şeyler vaat. Bundan sonra mutlu olacağız, o olacak, bu olacak, evimiz evet. olacak diye bana bir şeyler vaat etti sürekli. O yüzden ben sürekli döndüm. Ailem yoktu, anam babam yoktu, sahip çıkmadı, mecbur kaldım. Dur sen bu Süleyman'la kaç yıldır evlisin? 1,5 senedir. 2020 13 Mart. 1,5 sene oldu. Haziran normal resmi bir olarak evlilik mi bu ablacığım? Haziran'da 2020. Normal bir evlilik mi? Yani bildiğimiz... Ya zorla oldu aslına bakarsanız. Ben yani sevmiyorum. Hiçbir şekilde olmadı yani. Yapamadım. Anlaşmaya çalıştım her seferinde ama olmadı. Hayır bu Süleyman hani bu evlilik adı altında kadın ticareti yapmak gibi bir maksadı mı var? Onu merak ettim de.
Hani eş gözükürsek herhangi bir şey olmaz. Hayır, öyle bir şey yok. Yok abla, öyle bir şey yok. Hatunun evinden bahsettin mi Süleyman'a? Çünkü ben yalan söylemiyorum. Ben açık konuşuyorum abla burada. Hatun seni anlatmış evi. Bir evi olduğunu, yaşayabileceğini. Anlamadım. Hatunun evinden Süleyman'a bahsettin mi diyor. Kendisi zaten bahsetti. Benim bir evim var dedi. Onu satacağım dedi. O şekilde ancak ben yürütebilirim dedi. Ben gideceğim dedi. Siz yardım etmek istediniz ve yanlış anlaşıldığını söyledin telefonda. Nasıl yanlış anlaşıldı? Süleyman'a. Süleyman. Evet. Bak hayatımız kurtulur. Şimdi şöyle bir şey. Süleyman kendisi aradı. Bunun babasını aradı Hatun'un. Ben doğruyu söylüyorum. O gün çadırda babasını aradı Hatun'un. Hatun numarasını verdi zaten babasının. Söyle dedi. Para almam gerekiyor bir şekilde dedi. Biz de zor durumdaydık zaten. Kendisi istedi kendi babasından. İşte para vermesini şunu 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 yaparım diye Süleyman söyledi. Şu şekilde söyledi aslında. Ben internetten... O yüzden ben de oradan kızınızın numarasını buldum. Ve bu şekilde sizi arıyorum. Kızınızın evde kiracı var olduğunu söyledi. Babası kiracıları... Çıkarmasını söyle. Tam olarak anlatamıyorum şu an. Heyecanlıyım birazcık. Hayır Kübra. O yüzden işte kiracıları çıkarın. Ben o evi alacağım. Dedi. Sen Süleyman'a. Ben sahibiyim. O eve ben 300-400 milyar veriyorum. Bulmuşum ev. Niye almayayım dedi. Ve babası dedi ki ben o eve hipotek koydurdum. Vermiyorum. Satmıyorum. Gel alıp alabiliyorsan al. Süleyman'ın. Gibi bunları söyledi. Süleyman'ın planı neydi? Evle ilgili. Evle ilgili planı neydi? Onu ben de bilmiyorum tam olaraktan. Sana şunu söyledi mi? Bak Kübra aklını kullan. Sadece. Hani Hatun'un bu evini sattıralım. Hayatımız kurtulur dedi mi? Asla öyle bir şey. Ne ben söyledim ne o söyledi. Yemin billahi öyle bir şey yok. Benim yanımda söyledi. Kim dedi ki? Süleyman Bey söyledi. Bey diyorum da Süleyman Bostancı söyledi. Dedi ki benim de zaten durumum yok. Tamam, kalacak bir yerim de yok dedi. Lavaboya bir yere gitmişti çadırdayken. İhtiyacını görmeye gitmişti. Dedi ki ben de böyle dedi. Dedi senin evine de gidelim hani şey yapalım. Satalım böyle şey yapalım. Satmak ister misin diye. Senin evinde de böyle hepimiz orada yeriz şey yaparız satarız. Üçümüz de orada kalırız diye söyledi bana. Söylemedi diye yalan söyleyemem burada. Süleyman bunu sana söyledi. Hani evi satalım. Evet. Ben de hayır öyle bir şey asla yapmam. Kullanalım dedi. Dedim. Şimdi Kübra şu soruyu bir cevapla. Sürekli internetten birilerini bulup o insanların evinde kalıyorsunuz. Şimdi benim bildiğim 3, Hatun'un bildiği daha fazla. Ben bunların hepsinde isimleriyle her şeyle hikayesi de Hatun'u onaylattım. Şimdi sana tek tek isim isim Kadir'den öncesine gitmeyeceğim. Yani Kadir, Özgür falan diye gitmeyeceğim. Niye bu insanların 3 gün 5 gün evlerinde kalıyorsunuz? Gidecek yerimiz olmadığı için. Peki bu insanlar size nasıl kapınızı açıyor? Hepsi de hayırsever değil herhalde. Normal. Ya zor durumda olduğumuz için. Hayır karşılıksız bir şekilde. Karşılıksız. Hiçbir menfaatleri yok mu sizden? Yok. Emin misin? Öyle bir şey yok. Ya da... Eminim abla. Emin misin? Ben hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Vallahi billahi abla öyle bir şey yok ya. Biz sadece iş bulmaya çalışıyoruz. Senden Kübra ben şeydim, şikayetçiyim. Şimdi sen... Devamlı sen beni niye yağlanıyorsun? Dılılılılı. Nereden geldi dılılılılı? Tamam annemden. Değil mi? Sen niye sosyal medyada durmadan anlamıyorum. Ya anlamam sen, anlamam. İşine geleni anlıyorsun, işine geleni anlamıyorsun. Şimdi sen ağına kimseye düşüremeyeceksin. Oh canıma diyorsun. Kübra sen hayatı daha hızlı yaşamış. Söylediniz Esra abla gerçekten. Daha yaşım 19 ama yaşadıklarım gerçekten yani çok büyük. Yani daha fazla deneyimi olan. Ya benim ailem olsaydı ben bu hallere düşmezdim. Yine yani söylüyorum. Bunu seni, yine sakın söylüyorum. Şunu düşünme. Bunu seni... yermek adına söylemiyorum. Sen 19 yaşında bir insansın. 19 yaşındakinin yerinde yani 3 katı bir hayatın var. Bu çok acı bir şey. Çok güzel dedin. Ailem yanımda olsaydı ben bunları yaşamazdım diye. Sen ailesi olanı evet 16 yaşında ben devletin yurduna girdim. Yani devletin çocuğuydum ben o zaman. Hep kaçtım evden, yani. Evde durmadım, duramadım. Tamam, anlaşıldı. Peki, bundan sizin nasıl Hatun'la oluyor? Tamam ortak mı? Bir... Kötülerine devamlı arkadaş
Ya bana neden hep böyle davranıyorsunuz Mahir Hanım ya? Ben ne yaptım, ne yaptım? Bana bunu söyleyin sadece. Ben ne yaptım? Ne yaptım ben? Kötü olmak istemiyorum hiç kimseyle. İstemiyorum. Ya senden son onadan davacıyım, tamam? Sen bir daha benim oğluma kuvvetler... Sen bunu hakkı kendine yönlendiriyorsun. Bunu saf görmüşsün. Niye kendine çaktın? Niye ettin? Ama sen hiç kimsenin yüreğini yakamıyorsun. Ben öyle bir şey yapmadım. Hatun'un bütün hayat kontrolünü eline alıyorsun. Evet. Doğru evet, mu? Evet Esra bütün Hanım. Hayatının kontrolünü. Bir de ben bunu sürekli söylüyordum Esra Hanım. Bu öncesinde de zaten sürekli sosyal medyada ben mi elim alıyormuşum? Kullanan birisi her şeyini böyle bütün her adımını seni attığı mesela, zaman. Seni mesela 7-24 çekip sosyal evet, medyaya evet, koyuyor. Evet ben ona söylüyordum. Ben kapalı bir gerçekten yerim. Gerçekten sana zaman, yazıklar olsun Hatun. Hatun abla diyeyim bak ben yine. Sana yazıklar olsun ben gerçekten. Görünce o gün ben sana evimin kapılarını açmışım ben sana be. Sana yazıklar olsun. Bak, bir dur, kötü bir dur. Dinle. Hatun'un iddiasını dinle ondan sonra cevap ver. Bir dakika Kübra. Ben burada ondan davacıyım. Her zaman diyordum ki ona orada kaldığında da çadırda da şey dedim. 7-24 hayatını evet, yayınlıyordu sosyal evet, medyada. Evet ben ona diyordum. Sen sadece kendini yayınla hikayelerine kendini koy. Reis videolarına ama artık her şekilde o kendini koyuyordu. Doğum gününü kutluyor. Ha. Oraya gidiyorsunuz. Evet, ben hiçbir yerde ona söylüyordum. Allah biliyor bak. O yani, kendisi de bunu biliyor. Yalanlayamazsın bunu. Ben onları koyma diyordum. İstemiyorum senin bunları ama koymanı. Ama çok mutluydun ama yanımda. Senin yalan atma ya ne mutlusu. Ben ya şimdi kendini atmamaya çalışma. Sen. Tamam mı? Bir dakika lan Kübra. Senin bu zamana kadar kim senin doğum gününü kutladı be bana söylesene. Kim Allah kutladı senin doğum gününü? Ben yani. Sana hep kutladım sen benimkini bile kutladın. Kübra'cığım ben sana hakkımı helal etmiyorum. Sana ben ekmeğimi şeyimi vermişim şimdi be. Şimdi Kübra şimdi bu ben 7-24. Benim saç açık videolarımı falan niye sen şey yapıyorsun? Ekranda 81 milyona rezil etmeye çalışıyorsun. Sen ilk önce kendini rezil et kardeşim. Bir şey söyleyeceğim. Hani diyorsun ya. Hani diyorsun ya. Kendi ha? Şeylerini söyle. İftiram hep bir şey yapıyorsun. Bak ya. Onları... Bunlar ne dedim peki, ya bunlar ne? Ne bunlar? Seyirciler... Çocuk şok oldu. Ben dedim bunlar nasıl ya? Ne kadar masum bir arkadaşlıktan gelinen noktayı hep beraber sen, gördük. Sen burada Mahir teyze ben bekle. Ben burada seni insan zannedip evet, dur. Ben seni güvendim arkadaş diye şey yaptım. Sen burada beni sırtımdan bıçaklıyorsun. Peki. Yani ben sana güvenmiştim ablacığım ama sen benim bütün güvenimi kırdın. Ve işimden ettin beni aynı şekilde. Ben bunun etmedim seni işinden. Kardeşim yani. Sen düzgün hesap duracaksın. Hesap soracaksın. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ben sana bunun hesabını soracağım dedim. Ne yaparsın Kübra? Mahkemeyle soracağım. Ya bunları zaten mahkemede şey yapacağım. Anladım. Anladınız mı? Şimdi bu kadar ne gibi hesap sorun olabilir ki? Yani koymanın... ben şimdiden olmuşum abla. Ben ne yapacağım şimdi? O da ha? Size şunu söyleyebilir. Benim bütün özel görüntülerimi Kübra çekti ve sosyal medyada bilgim ve izinim olmaksızın yayınladı diyebilir. Ben şunu şu şekilde anlamlandırıyorum. Siz evi satmak için. Ya, siz... Hatun'un yanınızda kendi rızasıyla kaldığını ve mutlu olduğunu göstermek amacıyla o görüntüleri alakasız bütün görüntüleri temin ettiniz. Dolandı hani ben onu dolandırmıyorum biz ölümüne kankayız. Biz çok mutluyuz. Dünyanın ben hiçbir şey yapmadım o bana dedi ya sen ne yaptın? Gelmeseymişsin deyince bu çok bozuldu gerçekten. Hani ben dedim ya gelmeseymişsin ben ama siz beni yanlış anladınız orada gelmeseymişsin deyince... Yanlış anladınız tamamen. Hı. O anlamda değil. O kadın 32 yaşında değil mi? Gelmese evet. Gelmezdi. Aklı var mıydı? Vardı. Hı hı. Ben mi onu yönetecektim? Sen de o zaman beni bıraksaydın. Kocan bana, varken beni niye götürüyorsun kızım? Kocan varken beni niye götürüyorsun? Ben hiç niye seni? Ben almadım kızım seni. Sen kendine beni niye götürüyorsun geldin. Sen de? O kadar fırsatın oldu. Niye gitmedin? Ben de sana gitseydin, inandım gitseydin, güvendim gitseydin ama gitseydin keşke güvenmeseydim gitseydin, sana. Niye gitmedin? Peki Kübra. Ben seni zorla mı tuttum kızım? Kübra'cığım şunu sorabilir miyim sana? Zorla tuttum. Gitseydin giderdin yine giderdin. Oo, vallahi. Kübra sana şunu soracağım. Sen dedin ya senin aklın yok mu? Sen 32 yaşındasın. Şimdi ikinizi yan yana koyduğunda sen mesela hani Hatun'u çok akıllı buluyor musun? Senin kadar pratik evet, zekalı buluyor musun? Ben aslında küçüğüm aslında ama ben daha olgunum ondan emin olun. Emin belli olun belli. Ben daha olgunum ondan. Ol daha Doktor olgunsun elini. Daha deneyim sahibisin. Evet belli belli. Yani hani... Hatuncuğum, şimdi bir süre evde kaldınız. Evet. Tamam mı? Bir görelim. Görüntü niye gitti? Hı.
birçok evde kaldınız. Kalacağınız evleri, evet, yanında kalacağınız kişileri kim ayarlıyordu? Kübra buldu zaten Esra Hanım. Facebook'tan, sosyal medyadan buldu. Nasıl ikna ediyordunuz insanları? Ben mi ayarlıyordum? Sen ayarlıyordun. Niye burada iftira atıyorsun, yalanlıyorsun? Doğruları konuş lütfen. İftira mı atıyorum? İftira mı atıyorum? Ne yapacaksın? İsterseniz o kişilerin numaralarını sosyal medyadan ya da numaradan bulun. En başında var bütün herkesin numaraları. Ben de çıkarırım. Hiç sıkıntı değil. Nasıl davet ettiriyordunuz Kübra Hanım? Şimdi pandemide hiç kimse misafir kabul etmiyor ya. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Benim hattımı da bir ara verirsin, tamam mı? Sen niye verdin buna hattını? Benim hattım da var orada. Ben de hattı gönderirsin. Siz sürekli arıyordunuz. Kendisi dedi ki beni sürekli rahatsız ediyorlar. İstemiyorum görüşmek ailemle. Görüşmek istemiyorum. Ben de aldım çıkardım, eski hattımı verdim ona. Peki şu anda kızgın mısın hatunu ailesine döndüğü için? Evet, kızgın. Zerre kadar kızgın değilim. Ve çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Şimdi biraz çünkü önce... yani daha fazla şu an daha iyi anlayabiliyorum aslında. Kime güvenip kime güvenemeyeceğimi daha iyi anlıyorum şu an. Bir kere bundan sonra hayatta... bir insana daha güvenmeyeceğim yani. Hayatta hiçbir bir kere daha deneyim kazandın. Zaten yaşam böyle bir şey. Yani hep bir şeyler öğreniyorsun. Bir de insanoğlu daha kendini Esra abla. Koruma içgüdüsüyle olur. Peki biraz önce dedin ki keşke bir ailem olsaydı benim yanımda da ben böyle zor bir 19 yaşında bir genç kız olarak bu zor hayatı yaşamasaydım. Aynen öyle. Ben senin tam tersi böyle bir durumdan mutlu olacağını düşünüyorum. Hatta hani şunu bile dersin, hatun ne kadar şanslı bir insansın ki bak ailen sana sahip çıkıyor. Bunu der misin? Evet. Çok ne kadar güzel bir şey değil mi? Bak benim bir anam bir babam yok yani. Hep düşmanım dolu her yerde. Bağlananlara bakın hep düşman. Hani bir tane dost yok yani hepsi. Süleyman var sana dost. Bir tane bile ya valla. Süleyman var dost. Süleyman mı var bana dost? Ben boşanmak istiyorum bu arada abla, onu da söyleyeyim. Beni boşar mısınız? Süleyman'ı bulursam hemen Allah yani anlaşmalı boşanmanızı sağlarım. Gelir misin? Valla Caner'le benim peşimi bırakmıyor hiçbir şekilde. Bırakmıyor abla. Ya yarın Caner'le gel buraya. Bırakmıyor abla, ne olur yani yardım et bana, gerçekten yardım et ne olur. Mahanayla hatunun mahanasına olsun, kurtulursun daha iyi bak. Oh ne iyi, öyle arkadaşı bulmuşsun ne? Da oyna anlamadım. Atıyorsun. Hatunun mahanasıyla kurtulacağım. Dur. Benim ne suçum var ya? Buyurun. Hala bana suç atıyorlar abla bir ya, ne olur ya. Benim suçum yok. Tek suç bence Süleyman'ın şu an burada. Ben onu anladım burada. Dolandıran da o kendisi yani. Babasını kimi aramış falan. O yaptı yani her şeyi. Ben hiçbir şey söylemedim. Biz sadece oyuncak gibi kullandı bizi bence Süleyman. Bir şey söylemek istiyorum. Yani bu şekilde dolandırmak anlamında. Lütfen hep yalan söylettirdi. Sen susar mısın? Bak sen diyorsun ki sen arkadaşlık yapmadın. Orada gerçekten arkadaşlık yapmamış olsam Esra Hanım. O ormanda kaldık çadırda 3 gün. Bu yiyecek bir şeyimiz yoktu. Onun da barınacak bir yeri yoktu. Ailesi de kabul etmemişti. Gidemedik, yapamadık. Orada bundan kavga etti, darp etti bunu. Boğazından darp etti Esra Hanım çıkarken. Bir dakika burada beni dinle. Ben doğruları konuşuyorum. Rabbim beni biliyor. Böyle boğazını sıktı, darp etti seni. Tamam ben de şu an doğruları konuşuyorum. Evet, benim hiçbir şeyim yok. Ondan sonra baktım bu kadını öldürüyor. Arkada da bagajda da şey var, silah var. Yerde balta var ve keser var. Onu dedim ya. Belki bir şey falan bize yapar dedim. Ben de kades uygulaması vardı Esra Hanım. Evet. Ona bastım ben. Hemen de gelivermedi. Ormandaydı. Evet, hemen kadese bastı. Ben bak o arkadaş dedi iki şey bana diyor ya. Sen arkadaşlık yapmamışsın, ablalık yapmamışsın. Orada ben eğer buna arkadaşlık yapmamış olsa ben oradan çıkıp giderdim. Kendi canıma derdine düşerdim. Ben hem kendimi yapmadım, korudum hem de bu kadını korudum. Yani sana bir şey söyleyeyim. Belki de o sırada telefonda kades uygulaması olmasa şu anda ikisi de hayatta yoklardı. Evet. Sen kades uygulamasına bastın ne oldu? Evet. Sonra baktı mı yarım saat içinde gelivermediler ormanda olduğumuz için. Bir sefer de jandarmayı aradım. Çabuk yetişin bu adam psikopat. Hem karısına şiddet uygulu hem de bana bir şey yapar. Evet. Silah var şey var dedim. Konuştum hemen geliverdiler. Zaten onu hemen aldılar ifadeyi. Sen. Her şey şahit oldun sen. Bana neler yaptığını sen biliyorsun Süleyman'ın. Hayır sen söylüyorsun ya ablalık yapmadı şöyle yapmadı ben ona güveniyordum ben falan diye. Ben ablanın en büyüğünü yaptım. Telefonunda kardeşim. Evet senin acısını kurtardım ben kardeşim canını. Benim bak. Orada bir yanlışım var bir dakika. Benim ablam bana ablalık yapmadı ama gerçekten biz seninle çok iyi şeydik. Gerçekten. İyi arkadaş mıydınız? Siz iyi arkadaş falan değildiniz. Karşılıklı menfaatiniz vardı. Ya iyi arkadaş derken aslında düşünün yani. O kadar hani kafamız uyuşmuş ki birbirimize kanka diye seslenebiliyormuşuz yani o kadar. İşte ben dedim ya baştan beri ölümüne kanka. Ama biraz önce kankanın ne kadar güzel yaptığı şeyleri bir anlattı değil mi? Evet.
Yani kankalık öyle bir şey değil. Evet. Şeyi çok değil merak ettim işte ben. Dost nasıl davet ediyordunuz kendinizi? Gerçekten en yakın düşmanın süre. Dostundur gerçekten. He? En yakın? Ha anladım. Bazen en yakın dostun. Dostun hani derler düşmanındır. Ya. Evet. Anladım. Bile hatırlamadım aynen, şu anda sözü. Derler ya öyle peki, zaten. Peki yarın sizi bekliyorum Caner'le buraya. Yarın görüşmek üzere. Söz hakkınızı kullandığınız için de teşekkür ederim. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Neler anlattı bir anda? Efendim? Neler anlattı bir anda her şeyi? Evet. Bütün ihaleyi de sana yıktı biliyorsun. Aynen. Ben... Tamam işte... Büşra ve Polat geliyor buyursunlar. Evliyken Polat Mengüte'ye kaçtım. Mesra'nın çok pişman oldum. En büyük hatayı yapmışım ben. 2 yıl sonra pişman olduğu af diledi. Ailene geri dönmek ve barışmak mı istiyorsun? Evet Esra Hanım. Ben ondan kurtulmak istiyorum. Gel beni tehdit ediyordun ya. Burada tehdit et. Büşra'nın kaçtığı Polat sürütüyomuzda. Sen bana kredi çektirmedin mi? Doğruyu söyle. Evet biz kredi çektik. Bana anlayalım. O krediyi çektirdin. O krediyi kredi... ödeyeceksin bir. Çocuklarımdan beni mağdur ettin. 2. Üçüncü senden kurtulmak istiyorum. Şiddet var mıydı? Şiddet yoktu katiyen. Evimi kapısı kırıp beni yapmayın bıçakla yani. Tehdit ettin ya onu tehdit... Onu söylüyorum ya ben sana. Ya ben seni bıçakla tehdit etmedim. Sen evden neden gittin? Sen beni tehdit ediyorsun. Ya, bana bıçakla saldırmadın mı? Bunu söyle. Yalan mı ya? Yalan mı? Allah ya. İçin konuş ya Allah şimdi... için. Ben dört dörtlük yuvamı bırakmazdım ona bakarsan tamam mı? Dört dörtlük müydü geçmiş yuvan? Evet hiçbir sorun yoktu. Ben sırf onu sevdiğim için kaçtım. Sana yazıklar tamam. Olsun bu kadar ya. Basit. O krediyi sen bana çektirdin. Cevap bana bak diyeyim. Altından pişkin pişkin gülme. Çocukların beni çıldırtıyorsun diyor. Polat sen şu an. Ona kaçtığın için çok pişmanım. Ailenin yanına dönüyor musun burada? Ailem isterse neden dönmeyeyim Esra Hanım? İstemezse ben... Polat'a mı geri dönersin? Hayır şimdi asla şimdi bir saniye dönmem. Sen buna dışarıda hiçbir şey dışarıda yatarım gerekirse söylem. Polat'a yine dönmem. Benim neden ailem pişmansın? Bana beni öldükten sonra mı sahip çıkacak? Ben senin için çocuklar terk her zaman seninle beraber gelip o çocukları seninle beraber alıp evine getir. O çocuklar şu an annesiz. O Büşra. Benim sevgimi kullandı. Ben onu sevdiğim için sizin... gözüme perde indirdim. Çocuk başınızı şişiriyordu. Dolayısıyla da çekemiyorsunuz. Çünkü sizin çocuğunuz değil. Ya çekemiyorsun derken evet hani başım ağrıyordu. Hep bu kaçtığınız kişiler o çocukları istemeyecek. Onları eleştirecekler. Bu çocuklarla ilgili sizi rahatsız edecekler diye şu anda yaşıyoruz. Evden kaçışı tam 4 oldu. 4 defa evden kaçtın sen. Doğru mu? Evet. Seni istemeyeni sen niye istiyorsun? Seni istemiyorum demiyordu ki. Bir ilişki ya. Nasıl başladıysa... Öyle de bitmeye mahkumdur. Ben seni çok seviyorum. Eğer ki ailesi kendisine sahip çıkmazsa kurulu düzenimiz orada bekliyor. Hı. Buyursun tekrar evine gelsin. Seni bununla yoluma devam etmeye yine hazırım. Büşra iki çocuğunu ve yuvasını dört dörtlüktü benim yuvam. Ben sadece sevdiğim için hayatımdaki her şeyden vazgeçtim ve Polat'a kaçtım dedi. Yani yaşamındaki en önemli varlıkları, size olan arzuları ve duyguları sebebiyle terk etmiş biri. Değil mi? Hayatta mısınız? Buyurun. Dinliyor musunuz? Tabii ki dinliyorum sizi. Bakın hayatta bir insan, bir kadının en önemli varlığı nedir? Tabii ki evlat. Evlatlarıdır. Evlatlarından sizin için vazgeçmiş biri. Doğrudur. Sizin için vazgeçti. Şimdi sizden de vazgeçiyor. Bu beklediğiniz bir davranış mıydı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Hani bu 2 yıl yaşanmışlıktan sonra hani kendisinden bu hareketleri tabii ki beklemiyordum. Hı. Anlamadım da zaten neden bu duruma geldik? Neden şu an burada? Neden kaçmak istiyor? Ya da tamam ailesidir, ailesini ailesiyle barışmak istiyor. Hakkı tabii ki. Yalnız tabii ki söylediğim gibi. Evliliğimiz güzel bir evlilikti. Ortada evlilik yok, bir beraberlik, dini nikahlı. Dini nikahlı ama bir ay sonra da resmi nikahlı olacak bir evlilikti. Bu şekildeydi. Yani konuyu çarpıtmayın lütfen. 3. krediden sonra. Nasıl? Yine mi kredi derdiniz? Evet, ama devam edin. Kredi mi diyorsunuz? Ben devam edin, konuyu dağıtmayın. Şimdi kredi dediler, kredi konusuna gelelim o zaman. Kredi konusuna biraz sonra geleceğim. Buyurun, siz ne söylememi biraz istiyorsunuz? Biraz önce açıklamanıza devam edin. Söylediğim gibi her şey güzeldi. Ailesinin yanına da gitmek istedi, evet. Dediğim gibi
Ben geçen yayında kendisine bir şey söyledim. Kurulu düzenin orada. Eğer bu yuvaya devam etmek istiyorsan buyur gel dedim kendisine. Kim kurdu o kuru düzeni? Kim kurdu o evi? Biz senin birlikte, o evde biri inen yok. Biz birlikte bu yola çıktık. Ha sen, ben seni artık istemiyorum. Sen tamam elini taşın altına koydun. Evet. Ben şimdi senin benim için taşın yaptığın... Taşın altına koyduklarını bir sayalım. Bir kaçarken çocukların rızkını götürdün. Geleceğini, eğitim parasını. Çok takığım ben ona 2 yıldır. O parayı götürdün. Sonra o para bitti. Onunla ev kurdun. Evet. Hem kaçtın hem ev kurdun. Sonra kredi çektin. Evet, kredi çektim. Sonra çalıştın. Çalıştım. Kimin emeği? Benim emeğim. Senin emeğinle. Devam edin. Şimdi Esra Hanım, şöyle bir şey söyleyeyim. Ben kendisine şunu söylemek istiyorum. Evet, evden gitti. 4 defa gitti. 4 doğrudur. Kez. 4 kez evi terk etti. Bu benim için son olacak. Evi terk etmesi son olacak. Çünkü ben artık bu saatten sonra kendisine bir şans vermek istemiyorum. Cuma şöyle günü bir şey, bir geri saniye dön devam demiştiniz. Edebilir miyim? Evet, cuma günü 4 demiştim. Evet, 4. Şimdi ben kendisine şöyle bir şey söyleyeceğim. Kurul düzenini bırakıp gitti. Düzeni orada. Buyursun. Yine o düzenle devam etsin. Kredim diyor. Bir saniye. Kredim diyor. Kredisi için de ben yine elimi taşın altına koyarım. Kredisini yine ben öderim. Ben bu konuda kendisine mağduriyet yaşatmam. Ben, sen ödeyeceksin. Ya ben şimdi çektirdim değil. Biz evliliğimiz için çektik. Nasıl evliliğimiz için? Bir ya senin düzen, geçmiş borcun. Bir düzenimiz olsun. Siz kredi için diyorsun nasıl? Da. Siz kredi çekemiyor musunuz? Şimdi ben kredi çekemiyorum. Yani kredi çekemiyorsunuz. Evet, ben kredi çekemiyorum. Yani bu kara liste dediğimiz listeler vardır ya. Bundan böyle. Dolayı evet, ben kredi çekemedim. Borcunu ödeyemeyenler. Aslında bak çok önemli bir sinyaldir. Yani şimdi biz düşünsene biri senden 10 kere borç alıyor. 10 kez 10 keresinde de ödeyeceğim deyip ödemiyorsa ona bir daha borç verir misin? Vermezsin. Bankada diyor ki gel ben sana kredi şartı veririm ama sen krediyi ödeyemiyorsan ben sana kredi bir daha vermem. Çünkü sen borcuna sadık değilsin. Sen verdiğin sözü tutamıyorsun diyor. Bundan dolayı borçları kredileri hep şey çekiyordu. Büşra çekiyordu. Şimdi Esra Hanım dediğim gibi buyursun düzenine devam etsin. Ben dediğim gibi onu mağdur etmeyeceğim. Kredisini de ödeyeceğim. Nereden bilebilirim ya? Benleyken ödemedin de. Ben gittikten sonra mı ödeyeceksin o zaman, krediyi? O zaman niye buraya geldin? Nereden bilebilirim diyorsun ya? Neden buradasın? Hayır ödeyeceğim diyorsun ya. Ben mağdur sana ödeyeceğim diyorum. Diyorsun ya. Ben sana ödeyeceğim diyorsan ben bu krediyi öderim. Hayır, sen rahat ol yani. İçin rahat olsun senin. Sen şunu mu istiyorsun Büşra? Senin bugüne kadar yapmış olduğun bu ilişkideki hem vazgeçtiklerim vardı bir de ortaya koydukların. Yani benim bu kredimi ödesin benim hayatımdan defolup gitsin mi istiyorsun? Evet defolup gitsin benim hayatımdan. Benim kurul düzenim var ama ben o evde durmak istemiyorum. Başka bir evde olmak istiyorum. Eşyaları zaten ben aldım hepsini de. Yalansa yalan desin burada. Bütün eşyaları ben aldım. Bu saatten sonra hayatıma bakmak istiyorum. Ne hali varsa görsün. Beni ailem de zaten onun yüzünden beni sildi. Gelmiş beni hep yüzüme vuruyordu zaten. Sen iyi olsaydın senin ailen seni silmezdi diyor. Benim ailemin beni silmesinin neden, sebebi ne? Sen şimdi neden beni daha fazla neden laf edip de bu şekilde kendini batırıyorsun ya? Nasıl kendini batırıyorsun? Ya bu yalanları söylerken sen neden hiç utanmıyorsun? Sen her seferinde demedin mi? Büşra sen iyi olsaydın seni ailen terk ben etmez, sana böyle seni bir şey söylemedim. Demedin. Dedim Polat. Ben sana dedim, bak ben sana inkar böyle bir şey etme, söylemedim. Polat. Ben hiçbir şey inkar etmiyorum. Benim şu an kredi peki dedim, benim şu an ailemin beni silmesinin sebebi ne? Senin yüzünden değil mi? Benim sen de bunu her mi? Seferinde benim yoksa, yüzüme vurmadın yoksa hayatında tercih ettiğin konu yüzünden mi ailen seni terk etti? Seni tercih ettiğim hangi? İçin beni ailem tamam, terk tamam o zaman suçu bana neden atıyorsun? Yani ben seni bir şey her için zorladım mı? Her seferinde benim yüzüme vurdun ama yok. Bunu sen. Senin kimsen yok demedin mi? Kime gideceksin sen demedin Gülüm, mi? Gülüm kimsen yok derken kimsen... Pardon. Cuma günü ağız de aynı cümleyi bu kurdunuz. Demek, bu gülüm ailesine demek ağız alışkanlığı. Ailesine dönebiliyorsa dönsün, dönemiyorsa düzeni hazır dediniz. Aslında Büşra'nın çok tercihi ve seçimi olmadığını biliyorsunuz. Şu anda biliyorum. Bilmiyordum, şu anda biliyorum yani. Neyi tercih ettiğini biliyorum şu anda. Ve ben de net kararımla buradayım. Ben bu saatten sonra kendisine şans vermiyorum. Ben bitmiştir. De seni Büşra istemiyorum benim zaten. İçin bitmiştir. Benim onun için tek bir yapacağım vardır. O da evliliğimiz için çektiği kredi. Hala evliliğimiz ben için ödemek. Diyor ya. Ben ödeyeceğim. Bu konuda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Nereden bir bilebilirim? Senet verir misiniz mesela? Nasıl? Bir senet verir misiniz? Tabii ki senet veririm. Nereden bilebilirim? Senet nedir? Size. Senet yap.
Ben ödemediğim zaman git mahkemeye başla. Hayatım gelsinler, sen de şimdi bir şey söyleyeceğim. Biraz da kaçtığınız... Hayır, ben bilmiyorum hani seni etmedi. Hayır, kaçtığınız adamlara da güvenin yani. Çoluğu çocuğu her şeyi, anayı babayı arkada bırakıyorsunuz. İşte sonsuz güvenerek kaçma. Sonsuz oldu. Güvenerek kaçıyorsun. Bu adam bu parayı öder mi ödemez mi? Bilmiyorum öder mi ödemez mi? Esra Hanım benle birlikteyken ödemedi. Bunu bilmiyordun ben da madem şu anda söylüyorsun ben bunu bilmiyorum diyorsun da zamanında ben sana ısrar etmedim. Ben bir şey yapmadım. Ben sana güvendim de çektim. Ben sana güvendim de çektim. Güvendim diyorsun, şimdi diyorsun ki nasıl ödeyeceğini ben nereden bileyim? Sizi mağdur mu ettiniz? Esra Hanım sizi mağdur ettiğini düşünüyor musunuz? Yani beni hangi konuda mağdur? Ben onu hiçbir zaman mağdur etmedim. Bilmiyorum, size göre hayatınızda bir mağduriyet yaşattı mı size? Ya şimdi mağduriyet olarak evi sürekli terk etmesi bir. Ya bir ben açıkçası şöyle bir şey söyleyeyim. Hayatım, şimdi ben kendisini kötülemek ve kendisini karalamak istemiyorum. Evet. O sonuçta bir bayan. Hataları da olsa ben onu hatalarıyla yine kabul ettim. Ama ben onu hatalarıyla burada karalamaya gelmedim. Ne olursa olsun o benim içimdedir. O benim vicdanımdadır. Bırakın. Kendisi bir yol çizmiş. Evvelinden de bir yol çizmişti. Beraber o yolu çizdik. Yine kendine bir yol çizmiş. Sen kararlarınla özgürsün. Yolun açık. İnşallah ailen de sana destek olur, arkanda durur. Bu dertten, bu çeleden kendince söylüyorsun ya ben bu dertteyim diye. Bu dertten de kendince kurtulursun, ailen de arkanda olsun, içinde rahat olsun, kredini de ben ödeyeceğim. Senetse, ben bilemem sen öderim. Ailen, ailesi Büşra'ya sahip çıkmaz mı? Nasıl? Büşra'ya sahip çıkmaz mı? Bu soruya ben cevap veremeyeceğim. Kendisi bu soruya cevap versin. Ailesi sahip çıkar mı çıkmaz mı? Hayır ama şimdi bazen öyle bir cümle, bazen bir cümlenin bir tarzı vardır. Yani ben senden ayrılıyorum. Sen ailene dön. Ama bak o ama hani gidecek bir ailen varsa sen paşa paşa bana döneceksin gibi bir Esra'nın imalı bir mesaj. Zannediyorum ki ben kendimi ifade edemedim size karşı. Ben net konuştum. Söylediğimin arkasındayım ve net söylüyorum. Bir daha Büşra'ya bir şans daha yok. 4 defa şans verdim. Bir daha şansı yoktur. Anladım. Peki. Allah da şahidim olsun. Şahadet parmağımla söylüyorum. Ama Büşra'ya bir şans daha yok. O sizden şans istemek için buraya gelmedi. Sen ne için geldin? Kurtulmak için geldim. Ayrılmak onu için terk geldi. Etmek için geldim. Şimdi bu senin duyduğun benim için de artık Büşra bitmiştir sözü aslında senin düğünün. Evet. Buyurun. Senden kurtulmak istiyorum artık. O evdeki eşyalarda senin bir iğnen yok, tamam mı? Ben o evden eşyalarımı alıp çıkacağım. Ben eşyaları da istemiyorum. Beni kesinlikle bir daha tehdit etme. Her seferinde bana yüzüme vurdun, senin ailen seni istemiyor dedin. Nereye gideceksin, senin kimin var ki dedin. Beni bırakırsan seni... Etmedim de... Söylemediğim bir şeyi sana nasıl söyleyeyim ya? Nasıl söylemedin nasıl Polat? Nasıl yaptın ben buraya ya, ne diye geldim? Beni tehdit ediyor diye geldim. Diye. Yoksa benim kurul düzenim evde duruyor. Ben sana gerçekten hayret ediyorum ya. Ne demek hayret ediyorum ya? Ya tamam ya. Çıkmışım buraya bir amaçla hani kredimi ödesin ben Polat'tan kurtulayım diye buraya çıkmışsın. Tamam, alakası ben bunu yok. Da, benim çocuklarımı istemeyeni ettim. Ben de istemiyorum bu saatten sonra. Ben o çocukları terk edip sana geldiysem sen o Büşra, çocuklara hiçbir şey söylemeye senin bu söylediğine yok, karşı tamam bu söylediğine karşı ben bu saatten sonra gerçekten vermek istediğim bir cevabım var. Çocuklarınla alakalı hani beni çocuklarımı istemeyeni ben de istemiyorum dedin ya ben devam edebilir miyim? Çocuklarımı istemeyeni ben de istemiyorum diyorsun ya. Evet. Bu konuyla alakalı gerçekten canı gönülden sana bir cevap vermek istiyordum ama şu anda tüm Türkiye bizi izliyor diye yine elimi vicdanıma koyup da seni burada karalamamak için hiçbir şey söylemeyeceğim. Ne yaptın ama cuma günü çocuklar benim başımı ağrıtıyor. Çocuk sesine gelemiyorum. Ya herkes çocuk sesine gelebilecek diye bir şey yok ki Esra Hanım. Evet uzanıyoruz. Evet evimizde dinleniyoruz. Çocuklar bağırdığı zaman çocuklar bir sessiz olun demek de mi suç? Siz söyle yani sen çocuğuna ya bir sessiz ol demiyor musun? Bunu söylemek suç mu oldu ya bir sessiz ol diye başımı ağrıttınız ama diye demek Polat, bu suç mu oldu? Her hafta çocuklarını seninle beraber alma geliyordum bana. O çocukları evimize getiriyordum. Ne ihtiyaçları varsa beraber tamam, gidip alıyorduk. Tamam her hafta alma dedin ama bana. Her hafta niye alıyorsun dedin. Her hafta niye almıyordum bu da senin tercihindi. Sen çalışıyordun. Her hafta aldım 200-300 lira sen çalışıyordun ben şunu ben söyledin. Ben kendi paramla rezil oluyorum ama. Sen çalışıyordun şunu söyledin. Sen dedin da ki, harcasan hadi neyse ama tamam, ben de çalışıyorum. Sen çalışıyordun şunu söyledin. Senin kredini de ben ödüyorum. Tamam sen çalışıyordun. Çocuklarınla alakalı görmek için şunu söyledin. Dedin ki Polat ben her hafta cumartesi günü iş yerinden izin alamayacağım diye bir hafta izin alacağım, bir hafta izin almayacağım ki iş yerimde problem olmasın diye bunu söyleyen hayır, sendin zaten. Hayır benim iş yerimde cumartesi pazar iş yok yani Polat. İlk beş ay sürekli mesai yaptığın için sen bu kararı aldın.
Son 5 ayında da zaten mesain olmadığı için... Sen zaman beni tek çocuklarımı almaya göndermedin. Hep beraber gideceğiz. Beraber gideceğiz dedim. Her hafta sen çünkü kahveye gidiyorsun kahveye. Çalışmıyor demiyorum. Ya bak pazar günleri kahveye gitmek suçum oldu ya. Büşra siz çocukları görmek isteseydiniz dağları aşardınız. Avukat hanım ben çocuklarımı... Dağları aşardınız. Çocukları birlikte bir yolculuğa çıktığınızda cebinizde paranız... Bir yolculuğa çıktığınızda o kız evladınızı hiç tanımadığınız Polat'ın amcasına bırakarak otobüsle gönderdiniz. Ben de şey söyleyebilir miyim? Bir annesiniz. Şimdi yapmış olduğunuz seçimlerin sonuçlarını yaşıyorsunuz. Hatalarımın farkındayım zaten. O yüzden de ben ama Polat Bey'e yine sormak istiyorum. 2 yıl önce Büşra'nın cebinde o 80 bin lira. Ne demek istediğinizi anlıyorum ben size. Ben sorumu sorayım sonra buyurun, cevaplandırın. Buyurun sorun ama ben size cevap vermeyeceğim. Birlikte yola çıkarken cebinde para olmasaydı Büşra'yı gel kaçalım der miydiniz? Dediğim gibi siz sorunuzu sordunuz, ben size cevap vermeyeceğim. Avukat. İşine gelmedi çünkü. İşime gelmiyor değil. İşime gelmiyor. İşime cevaplayın lütfen soruyorum. Cuma günü aynı soruyu ben de sordum. Ben yani o para olmadan Büşra sizin için kıymetli miydi diye soruyoruz. Ya para diyorsunuz da. Yine söyleyeceğim ben bunu gocunmadan söyleyeceğim ya. Ben sırf çalışmasın diye madene girmiş bir insanım ya. Çalıştın mı madende? Çalışamadım neden? 2 gün sağlık çalıştım. Sorunum çıktı diye ben madende çalışamadım. Nefesim daraldı ya. Madende nefesim daraldı diye çalışamadım. Niye oraya gittim ben? Sırf sen çalışma diye. Bunun altına da girdim ben. Geldi. Senin şimdi geldi çünkü bütün buradan madenci kardeşlerime de sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ben Soma döneminde de gerçekten orada o acıyı yaşamış biri olarak gerçekten herkes alın teriyle yerin o kadar altında o emeği veremiyor. Orada ama o emekte ne var? Çocukların rızkı var. Aileler var. O çalışmada, o yerin altındaki o her kazıda alın teri var. Bunu herkes yapamıyor. O yüzden oradaki kardeşlerim de Allah onlara güç kuvvet versin. Amin. Allah onları ailelerine de bağışlasın. Zor işler bunlar. Hani hala sorunun cevabını alamadık. Senin o gün cebinde o para olmasaydı siz kaçabilir miydiniz? Kaçamazdık ki paramız yoktu çünkü. Kaçabilir miydiniz? Yine cebinde 1 lira olsaydı. Nasıl Esra Hanım sadece onun getirdiği para çözüm değildi. Türlü çözümler vardı. Sadece siz onaya takıldığınız için bu sorunun cevabını almak istiyorsunuz. Hayır şu var mesela genelde evden kaçan kadınlar giderken ne götürüyorlar biliyor musun? İşte altınları götürüyorlar. Şimdi bir saniye ben... Çocukların harçlıklarını götürüyorlar. Maaşı götürüyorlar. Birçok yani hep kadınlar evden giderken götürüyorlar paraları. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu yayına katılışımın ikinci seferi. Yarın ben yayında olmayacağım. Hı hı. Buraya son sözümü söylemek için gelmiştim. Esra Hanım ben korkuyorum şu an yani aklıma geliyor. Yani ben nereden bilebilirim benim evimdeki eşyaların satmayacağını? Ev orada duruyor. Nasıl duruyor? Ev orada duruyor. Nereden bilirim anahtar da burada. Yedeği de sende. Dilersen bunu da şimdi sana ben vereyim. O evden taşınmak istiyorum Esra Hanım. Taşınabilirsin. Gitmekte özgürsün. Bu saatten sonra böyle bir şey gel demiyorum gitmekte zaten. Özgürsün demiyordun. Anlıyor musun? Nereye gideceksin? Senin kimin var ki? Senin ailen sana sahip çıkmıyor diyordun. Demiyor muydun? Ya ben bunları söylemedim sana. Aileniz niye sizinle ilişki kurmuyor, size uzak? Benim ailem mi? Hı hı. Çok şükür benim ailem Büşra'ya aile... Esra Hanım, ben ailesinden şikayetçi ailem, değilim. Benim ailem bir saniye sana soru sordu. Ailen bana sana sahip çıkmıyor dedin ya, ailen sana arkasını döndü. Hayır, bana söylüyor onu. Hı. Diyor ki... Polat'ın ailesiyle arasını... Benim ailem Büşra'ya kızım dedi. Benim annem Büşra'nın saçlarını tarıyordu. Hı. Belki onun anası yapmamıştır. Hı? Yok, annesiyle babasıyla hiçbir sorunum yok yani. Nankör olma. Yalan söyleyemem vallahi zaten. Siz de ailenize çok özür diliyorum. Normal, delikanlı, genç adamsınız. Kendi yaşınıza, başınıza, her şeyinize uygun birini götürmek yerine... ...niye 2 çocuklu kocasından kaçırıp kadın götürdünüz? Madem o kadar kıymetli aile bunlar... ...yani annen bu kadar gelini hasret, gelini aç... ...niye o kadını bu kadar sürüklediniz ya? Niye normal bir insan yapmıyorsunuz? Niye normal bir evlilik yapamıyorsunuz? Şimdi Esra Hanım, insanların hayatında tercihleri vardır. Dedim ya, kendisini çok sevdim. O yüzden Allah kendisini kabul Bulat ettim. Bey, bu sevgi bunlar benim değil. Tercihimdi. Evet, dışarıya da, aileme karşı da bu yaptığım hareketten dolayı zararım olmuş olabilir. Bu da benim içimdedir. Pişmanlığını yaşıyor isem de bu benim içimdedir. Pişmansınız değil mi aslında? Yaşıyor isem de içimdedir diyorum. Ben şunu söyleyeyim.
Büşra ile kaçtığınıza pişman mısınız, değil misiniz? Ben bu sorunun yanıtını size vermeyeceğim. Ben kusura aldım bakma. Ama. Siz alabilirsiniz ama ağzından yani. Çıkan ben, bir bana, şey. Bana bir şey yapar diye ben korkuyorum. Benim, uzaklaştırma kararı alabilirsiniz. Benim buraya gelmemin sebebi beni tehdit ettiği için geldim. Hı-hı. Ben buraya. Neyle tehdit ediyordu? Her seferinde beni öldürmekle tehdit ediyordu. Ben ne diye buraya geldim? Ettiniz ben seni mi? Öldürmekle tehdit ediyordum. Dedim Polat, inkar söylemiş etme olsam, bak. Söylemiş bak, inkar olsam, etme. Bak, ben buraya ne diye geldim? Olsam, korktuğum için geldim. Söylemiş yoksa olsam, kurul düzenim ben duruyor. Ben sana derdim ki Büşra, evet. Ben bunu yaptım. Bunu sana derdim. Böyle bir... Ben sana böyle bir şey yapmadım. Sen bana bu karalamayla Esra nasıl buraya Hanım, ben geliyorsun? Şunu anladım. Gerçekten sevgi karın doyurmuyormuş. Ben. Ama ben Polat'ın karnını çok doyurdum. Ben sana bunu söylüyorum. Ben olsun. Öbür tarafta da çalıştım. Burada da çalışıyorum. Sana hala çalışmıyorum. O sanıyor ki Büşra ayaklarının üstünde duramayacak sanıyor. Sen çalışırken... Ben çalışacağım. Sen çalışırken ben gece gündüz ben... çalıştım ki... Sen bir isterken ben sana üç alabileyim diye... He. Gece gündüz çalıştım da... Yazıklar olsun. Ama sana ama yine de şunu söylüyorum. Benden yana sana hakkım helal hoş olsun. Ben helal neden biliyor musun? Kesinlikle. Çünkü sen yedin benim hakkım paramı. Sana ben helal senin olsun. Paranı yemedim. Hakkım sana helal olsun. Ben çalıştıysam söylediklerin yedim. İçin de sana yazıklar olsun. Kredini de ben ödeyeceğim. Dilediğin Esra kadar gidebilirsin yolunda. Devam edebilirsin. Burada ödeyeceğim sana diye söyleyecek nasıl başka hiçbir şeyim yok. Aynı evin içindeyken ödemedin yazıklar ya. Yazıklar olsun sana. Aynı evin içindeyken ödemedin. Şimdi nasıl ödeyeceğini bilebilirim. Buyur yine tercih 2 yıl önce gibi yine tercih ettiğin yola gidebilirsin. Aa, bir saniye, bir dakika. Polat Bey, bir saniye. Yok, yok, yok. Tercih etmedi ama. Büşra'nın yolu bu. Büşra'nın yolu bu. Ve siz bunu bile bile yola çıktınız. Aynı evin içinde ödemedi. Şimdi mi ödeyecek Hı? krediyi? Siz bunu bile bile yola çıktınız. Bak, hayattaki gerçekten şu an bu konuşmalar var ya, kaçan kaçacaklara, kaçma planı yapanlara resmen yaşayacaklarınızın yaşayacağınız finalin benim gerçeği. Benim için bitti artık Esra Hanım. Bakın, kaçtığınız, çocuklarınızdan vazgeçtiniz, annenizden, babanızdan, ailenizden, sevdiklerinizden herkesi arkanıza aldınız. Ama finalde bunu yaşayacaksınız. Bu son hiçbir zaman değişmeyecek. Bak, buna ilahi adalet deniyor. Yemin ederim diyor. Kaçanlar da onların kaçmasına fırsat verip burada o zamanı da çok seviyorum da kimse karışamaz da biz şöyleyiz de böyleyiz de Esra Hanım sen benim evliliğimde ne yaşadığımı biliyor musunların ne kadar aslında boş cümleler olduğunu en büyük göstergesi. Diyor ki 2 yıl önceki tercih seçimin gibi bu da bir seçimdi. Evet. Esra Hanım ben 2 haftadır çocuklarımı görmedim. Ne olursunuz çocuklarımı görmek istiyorum. Nerede çocukların senin, Bekir'de mi? Oradan küçük. Ha, baba kim bakıyor? Kaynanam bakıyor. Kayınvaliden bakıyor. Baba ile beraber. Vallahi ben Bekir'le konuşurum. Bekir'i de çok seviyorduk yani biz. Yani işinde ekmeğinde bir adamdı. Acaba Bekir ne düşünüyor? Şimdi 2 yıl sonra düşünsenize televizyonu bir açıyorsunuz. Yani eski hayat arkadaşınız ne olursa olsun çocuklarınızın annesi ve şöyle bir cümle kuruyor. O gün sizi kötülerken, yerden yere vururken, başka birinin başka biriyle gidişini aklamaya çalışırken, bir sürü şeyler söylerken mesela cuma günü dedin ki benim için her şey dört dörtlüktü. Ben sırf bir sevgi uğruna, bir duygu, bir arzu, bir açlık uğruna her şeyi darmaduman ettim dediniz. Acaba o kendi içinde senin adına üzülüyor mudur? Yoksa içten içe seviniyor mudur? Ben merak ediyorum bilmiyorum açıkçası. Hı? Hiç konuştunuz mu sonra Bekir'le? Yok, hiç konuşmadım. Hani ben hata yaptım. Aslında Bekir bakma, sana da çok haksızlık ettim. Herkese çok haksızlık ettim dedin mi? Yok, hiç konuşmadım. Hı? Yani Bekir'le. Peki. Hiç konuşmadım. Şimdi Polat'la alakalı dedin ya, o benim için bitmiştir dedi. Aslında o cümlesin sana sevindirmeli ama diğer tarafta kaygılarım ve korkularım varsa buradan ekip arkadaşlarımla beraber hemen seni yönlendirebiliriz. Önleyici tedbirler aldırabilirsin bu anlamda. Yol gösterici de olabiliriz sana. Diğer tarafta çocuklarını görmek istiyorsan ekip arkadaşlarınla iletişim halinde olur. Hani görüş günü mü, görüş günü dışında mı görüştürür onu bilemiyorum ama tatil dönemi. Belki okullar Bekir bu konuda, okullar tatil var. Belki Bekir bu konuda bana yardımcı olur. Yarın tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.